Başkanın gününden mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Ordunun gelişimine ve değişimine katkı sağlayan yerel dinamikleri sizlerle buluşturduğumuz programımızda bu akşamda önemli bir ismi Çaybaşı Belediye Başkanı Sayın İsmet Yanık'ı misafir ediyoruz stüdyomuzda. Sayın Yanık hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Sayın Yanık'la birlikte Çaybaşı ilçesindeki değişimi konuşacağız. Yeni yılın yani 2016 yılının da ilk programını yapıyoruz. Kendisi de yeni yıldaki ilk program konuğumuz diyebiliriz. Bu anlamda Çaybaşı'nda 2015 yılı nasıl geçti ve 2016 yılında neler planlanıyor hepsini konuşacağız. Ama öncelikle dilerseniz 1 Kasım seçimleri sonrasından başlayalım. Öyle ki Çaybaşı ilçesi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verdiği destekle tüm Türkiye'nin de dikkatlerini çeken bir konuma geldi diyebiliriz. Bu anlamda teşekkürleri ve teveccühleri alan bir ilçe. Siz neler söyleyeceksiniz? 1 Kasım sürecinden sonrasını değerlendirerek başlayalım isterseniz. Evet. Ekranları başında bizleri izleyen tüm hemşehrilerimize ben de en kalbi duygularımla ve selamlarımı iletiyorum. Yeni 2016 yılımızın öncelikle ilçemize, ülkemize, ilimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. İnşallah 2016 yılı Çaybaşımız için, ordumuz için bir başarı yılı olacağından hiç kuşkumuz ve tereddütümüz yok. İnşallah bu 2016 yılında güzel hizmetleri Çaybaşı'da hemşehrilerimize buluşturmayı Rabbimden niyaz ediyorum. Evet. Evet, 1 Kasım seçimlerinde Ordu'da ilçeler bazında 4. olduk. Evet. %81 oy oranıyla en yüksek oy oranımızı hem kendi rekorumuzda kırmış olduk bu manada. Ben özellikle tüm seçmenlerimizden, tüm vatandaşlarımızdan huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Bizlere göstermiş olduğu güven ve teveccühten dolayı hem partimize hem şahsımıza bu manada sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Toplam 22 mahallemizin 22'sinde tüm sandıklarımızın tamamında birinci olduk. Evet. Bu büyük bir önem arz ediyor. Bu doğru işler yaptığımızın da bir işaretidir. Hem 7 Kasım seçimlerinde, 7 Haziran seçimlerinde hem de 1 Kasım seçimlerinde biz en yüksek oy oranıyla Ordu'da ilçeler bazında Türkiye'de de 50 ilçe arasında giren ilçelerden bir tanesi olduk. Bunun onurunu, gururunu Çaybaşı halkımız adına biz de bir kardeşimizle belediye başkanı olarak yaşadık. Bize bu sevinci yaşatan tüm Çaybaşı'da hemşehrilerime, ilk özlü kardeşlerime hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bu akşam ekranlar aracılığıyla, sizler aracılığıyla da tekrar yeni yıllarını da kutluyorum. Evet, Sayın Yanık, programımızın adı Başkanın Günlüğü. Şöyle bir gününüzü değerlendirmenizi istesek, bir belediye başkanı güne nasıl başlıyor, not defterine neleri ekliyor, günlük çalışma programı nedir? Öyle ki sizin için tuttuğunu koparan, çalışkan bir belediye başkanı diyorlar ki Çaybaşı'nda yapılan hizmetlerde bunun bir göstergesi diyebiliriz. Ya tabii bu çok önemli bir iltifat, önemli bir söz. İnşallah bu söylediğiniz söze, bu iltifata layık olan ve halkımızın teveccühünü kazanan bir kardeşiniz olurum. Onun için o yönde dua ediyoruz. Ve biz haklı olduğumuz, Çaybaşı'nın hakkı noktasında, haklı olduğumuz her konuda evet. Kesinlikle geri adım atmayacağımızı ve bu manada alınması gereken tüm hizmetleri Çaybaşı'nda alacağımızı hiç kimsenin kuşkusu ve tereddütü olmasın. Bu konuda vatandaşımızın teveccühü takdirinde zaten her konuda topluyor. Sandıklarda bu zaten kendini ifade ediyor ve gösteriyor. Belediye başkanı nasıl başlıyor diye sordunuz. Belediye başkanının zaten 24 saatin emin olun belki 18 saatinde çalışıyor. Sabah yani biz 7 gibi kalktığımızda ben hiç daha yani belediye olarak işe 9-10'da gittiğimi hatırlamam. Yani ilk öz oturuyoruz ama mutlaka 7.30-8'de işimizin başındayız, ekibimizin başındayız. Bu manada vatandaşımızı dinleyerek de hem pazartesi günü ilk özde halk günü yapıyoruz. Hem de salı gün çay başında tüm halkımızı birebir dinleyerek tüm sorunlarına çözüm üretme noktasında gayret gösteriyoruz. Bunun dışında da belediyenin kendi programları, iş programları, takip edilmesi gereken programlar, yatırımlarla ilgili hem Ankara hem İstanbul ayaklarında hem farklı alanlarda koşturuyoruz. Ve proje peşinde, kaynak peşinde, para peşinde. Çünkü ilçemize bir kalemi daha nasıl getirebiliriz noktasında gayret gösteriyoruz. İnşallah vatandaşımızın güzel duaları, teveccühüyle buna layık olmaya çalışırız. Vatandaşımızın teveccühünü kazanırız. Asıl olan milletimiz. Biz burada vekiliz. Yani o makamın oturduğumuz alan vatandaşın makamı. Biz burada sadece nöbetçiyiz.
Rabbim nöbeti en iyi tutmayı bize nasip etsin diye dua ediyoruz. İnşallah güzel işlerinde, Çaybaşı'nda buluşacağından hiçbir vatandaşımızın asla bir kuşkusu ve tereddüt olmasın. Evet, Çaybaşı ilçesindeki altyapı çalışmalarından yol, su, yapılan yatırımlar hepsini konuşacağız ama öyle bir proje var ki dünyanın dikkat kesildiği bir proje, övgü aldığı bir proje. İlk üvez engelliler okulu. Dünya Engelliler Vakfı tarafından da ödül almış bir proje, öncü ve örnek gösterilen bir proje. Bu başarıyı nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl bir gurur yaşıyorsunuz, paylaşır mısınız? Bu çok önemli. Hem ilimiz adına, hem ilçemiz adına, hem ülkemiz adına onur verici bir tablo. Toplam 79 ülke içerisinde Türkiye'de iki proje ödüle layık görülüyor. Evet. Bir tanesi İstanbul Kartal Belediyesi'nin projesi, bir tanesi bizim projemiz. Toplam 79 ülke içerisinde 5 proje ödül aldı. Tabii ilimiz adına, ilçemiz adına olması ayrı bir onur verici, gurur verici bir tablo. Temelini geçen sene Aralık ayında atmıştık temellerini. Ama Rabbime hamdolsun, çok şükür olsun. Şu an inşaatı son aşamaya geldik. İnşallah Haziran'ın ilk haftasını açmayı planlıyoruz. Toplam 8,5 milyon lira proje maliyeti, proje bedeli. Ve Karadeniz'de ve ilimizde ilk olacak örnek projelerden bir tanesi. İçerisinde yüzme havuzu, saunası, fitnessi, hamamı, spası, atölyeleri, evet, meslek edinmek için el beceri kursları, spor salonları, engelliler için görme engelli, işitme engelli, rehabilitasyon odaları, fizyoterapist odaları, eğitim salonları, konferans salonları, yemekhanesi, restoranı ve ilimizin hitap edebilecek, bölgemize hitap edecek tüm engelli bireylerimize, engelli kardeşlerimize hitap edecek devasa bir proje. Bu projede emeği geçen özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz Bey'e, milletvekillerimize ve Sayın Başbakan Yardımcımız Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Bey'e çok çok huzuruna teşekkür etmek istiyorum. Yine çok değerli sevdiğim kardeşim Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasaboğlu'na ve değerli Spor Bakanımız Çağatay Bey'e de ilçem halkım adına şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Projedeki ödül alma sebebi şu: biz daha önce engellerle ilgili zaten İlköz Belediye Başkanlığım döneminde de yaptığımız projeler var. Avrupa Birliği projeleri var. Bu kapsamda 9'a yakın projeyi uygulayan bir kardeşinizim Avrupa Birliği projelerinde. Bu manada bir emek sarf ettik. Evet. Bunun ilimize kazandırılması noktasında tamamen fikri, düşüncesi, projesi hepsi şahsım adına ve ekibimle beraber hazırladık. Tüm projeyi kendi mimarlarım, kendi mühendislerim çizdi. Son aşamaya geldik. İnşallah hep beraber sizin aracınızla, hem kamuoyun aracılığıyla hem bizi izleyen tüm hemşehrilerimizin aracılığıyla da Mayıs'ın son, Haziran'ın ilk haftası açmayı planlıyoruz. Ve hayır, bittiğinde hayır, ülkemizin prestij projelerinden bir tanesi ve ilimizin de, ilçemizin de prestij projelerinden bir tanesi olacak. İkinci, orada ikinci yarı olimpik yüzme havuzuna kavuşturuyor. Evet. Burada 35 yataklı da otel var. Şu an görüntüleri ekranları izliyor. Tüm odaları, tüm salonları, tüm donatı alanlarıyla beraber. Bunun parasını ta İlköz Belediye Başkanlığımız döneminde çıkartmıştık. Ama ihalesini Çaybaşı Belediye Başkanımız da nasip oldu. İnşallah halkımızın hizmetine sunduktan sonra en mutlu, en bahtiyar, müşteri olan kullarını, vatandaşların bir tanesi oluruz diye düşünüyorum. Şimdi projemizin ikinci aşaması şu: İnşallah 7 Haziran'da Los Angeles'ta, orada da 179 ülke içerisinde tanıtıma girecek. İnşallah orada da derece yaparsak ödül almış olacağız. Bu projenin ödül alma sebeplerinden bir tanesi de tüm engelli bireylerle normal kardeşlerimizin aynı alanda, aynı yaşam merkezinde aynı imkanlara sahip imkanları olarak sağlanabilme noktasında fiziki olarak bu şartları tutuyor. Aynı havuzda beraber yüzebilecekler. Evet. Donat alanları beraber gezebilecekler. İnşallah ilimiz adına, ilçemiz adına hayırlı olsun ve Çaybaşı halkımız adına bu ödülüm ben şahsım adına almadım. Çaybaşı halkı adına aldım. Çaybaşı halkımız adına aldım. Bizi destek veren hem Çaybaşılı kardeşlerimize hem İlköz'lü kardeşlerimize hepsine ayrı ayrı huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Evet. Her sağlıklı insan bir potansiyel engelli adayıdır ki sizin de bu projenizle birlikte engelliler topluma kazandırılacak. Dediğiniz gibi normal sağlıklı bir insanla aynı imkanlara sahip olarak yaşam standartlarında hem eğitimini alacak hem sporunu yapacak. Bu gerçekten de çok önemli bir proje.
Dediniz ki bu proje şahsıma ait. Neden böyle bir özel hissiyatınız var ya da neden engelleri bu kadar önemseyip işe öncelikle bu kısımdan başlamak istediniz? Şimdi şöyle, bir engelli ailesi, bir engelli babası, bir engelli annesi olmak çok zor bir şey. Evet. Öncelikle bir anne adına söyleyeyim. Bizim ilk köyde bir tane engelli ve özel rehabilitasyon okulumuz var. Toplam 230 tane öğrencimiz eğitim öğretim görüyor. İlköz Belediye Başkanlığım döneminde burayı başlatmıştım. Sağ olsun birçok bakan kardeşim, bakan abimiz de bu müesseseyi ziyaret etmiştik. Evet. Hem sayın valimiz hem o zamanın siyasi erkanı. Ben de bir engelli babasıyım. Benim de bir tane engelli çocuğum var. Evet. Bir anne için de çok zor bir şey. Yani anne aslan cezaevinde yaşıyor. Açık cezaevinde yaşıyor. Çünkü hiç çocuğunu kimseye emanet edemiyor. Kimseyi bırakamıyor. Bu manada yani bir düğüne, davete, cenazeye birçok alanlara gidemiyor. Ben özellikle mesela bize hakkını helal etsin mesela eşim. Biz birçok alanlara beraber gidemiyoruz. Yani çocuğu da götürmemiz gerekiyor. Veyahut da çocuğumuzu bırakamıyoruz. Onu da bir cinsine emanet edemiyoruz. Bu manada anne için çok zor bir şey. Yani gerçekten çok zor bir şey. Bunun bir duygusu ve şefkati olarak en çok bunu hissettim. Bizim bu yaptığımız projede engelli bireyler, engelli aileler çocuklarını 3 gün, 5 gün bırakabilecek. Bir tatile gitmek istediğinde devletin sıcak yuvasına bırakabilecek. Veyahut da bir yere misafire gitmek istediğinde bir gecelik, iki gecelik bırakabilecek. Tüm burada bizim donatı ve tesis alanımız tamamen buna göre dizayn edilmiş. Tüm hizmetlerimiz de bu hizmetleri belediye olarak ve ilçe milli eğitim olarak da inşallah vermeyi hedefliyoruz. İnşallah projemiz açıldığında zaten ne kadar prestij bir proje olduğu da ortaya çıkmış olacak. Evet, gerçekten önemli bir proje. Alkışı hak ediyor ki aynı zamanda öyle görüyoruz ki istihdama da büyük katkı sağlanmış olacak. Yani toplamda 20 kişiye yakın istihdam sağlayacak. Öyle eğitim camiye sahip. Yani sadece belediye kısmı olarak sağlayacağı istihdam sayısı söyleyeyim. En az 20'ye yakın da öğretmen kardeşimiz olduğunu toplam 40 kişiye yakın bir istihdam sağlayacak. Evet. Hocam. Malumunuz ordunun ilçelerinin özellikle en önemli problemi yol ve su. Bu anlamda Çaybaşı ilçesi 2015 yılını nasıl geçirdi? Yol çalışmalarında nelere geldi? Bunu soracağım ama daha öne almak istediğim konu malumunuz kış mevsimindeyiz. Özellikle geçtiğimiz haftalarda yoğun bir kar yağışı vardı. Merkezde de etkili oldu. Yüksek kesimlerde yine kar ve tipinin devam ettiği noktalar var. Bu anlamda Çaybaşı ilçesinde karla mücadele çalışmaları nasıl gidiyor? Kapalı yol var mı? Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Ama özellikle bu da asıl teşekkür Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz Bey'e ve ekibine, Ulaşım Daire Başkanımız Sayın Abdul Kadir Bey'e çok çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten iki yıldan beri bizim zaten karla ilgili bir tecrübemiz var. Yukarıdaki kırsaldaki belediyelerin bu manada biraz daha tecrübeli. Beldelikten gelen yani bir tecrübe var. Yıllardan karla mücadele ediyorsun. Yani yapa yapa da usta oluyorsun artık yani. Ama bu manada Büyükşehir oluşumuzla beraber, Büyükşehir ve ilçe belediyemizin beraber ortak kurmuş olduğu bir makine parkıyla beraber gece gündüz 24 saat demeden tüm vatandaşlarımızın yollarını açıyoruz. Evet. Bugün muhtar arkadaşlarımızla toplantı yaptım. Hepsine de buradan en kalbi sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum. Onlar da o memnuniyeti bize söyleyince biz de çok mutlu olduk. Tabii bu asıl bu işin finansmanı ve teşekkür aya Büyükşehir Belediye'miz. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine sonsuz Çaybaşı halkım adına minnet ve şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Gerçekten çok ciddi manada karla mücadele. Şimdi bizim bölgemiz yüksek kesim oldu. Evet. Şimdi mesela gece bakıyorsun açıyorsun yarım saat sonra yol tekrar kapanıyor. Yani aynı yolu gün içerisinde 4-5 defa açmak zorunda kalıyorsun. İş makinesi yollamak zorunda kalıyorsun. Ama karda vatandaşımız zaten asıl belediyecilik de bu. Zor an olduğunda belediye yanında olması lazım. Bu manada doğru işler yaptığımızı ve bu teveccühe de layık olduğumuzu düşünüyorum. Vatandaşımız zaten bu takdirde her daima bize gösteriyor. Teşekkürlerini ifade ediyor. Karla mücadelemiz gece gündüz 24 saat demeden hiçbir vatandaşımız yolu kapalı kalmamak kaydıyla gayret gösteriyoruz. İlk gün, birinci gün ana güzergahlarımızı yani ana arterlerimizi açık tutmak kaydıyla. İkinci gün kar değdiğinde zaten hemen ara arterlerimizi hemen hızlı bir şekilde açarak toplamda 13 tane ekipman ve iş makinesiyle Çaybaşı'nda ve Çaybaşı'mızın tüm mahallelerinde hizmet veriyoruz. Şehir içindeki çalışmalarımız, kar temizleme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Hem burada özellikle belediye personelime de çok çok teşekkür etmek istiyorum. Gece gündüz hiç mesai muafiyeti göstermeden bu konuda bizimle beraber omuz omuza çalışıyorlar. Onlara da halkım adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Özellikle büyükşehirimize de çok çok teşekkür ediyorum.
Yani ama özellikle ekranları başında bu gece bizi izleyen tüm hemşehrilerimize şunu söylemek istiyorum. Ne olur kesinlikle şu yalan ihbardan bir vazgeçelim. Evet. Ben özellikle hem belediye birimlerimizi hem 112'mizi meşgul etmemiz çok doğru şeyler değil. Şimdi arkadaşlarımız yolu açtırmak için 112'yi arıyorlar. Veyahut da jandarmamızı arıyorlar veya polisimizi arıyorlar. Hiç bunları aramanıza gerek yok. Belediyeyi aradığınızda 24 saat bizim telefonlarımız açık. Gece gündüz hiç sıkıntı yok. Aradığınızda zaten yol açılması gerekiyorsa Çaybaşı Belediyesi ve Büyükşehir'imiz bu güce sahip. Yarım saatte biz hastaya ulaşacak Çaybaşı'ndaki sınırlar içerisindeki yarım saatte hastaya ulaşacak ekipmanımıza hazır olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu manada müşteri olsunlar rahat bir kış aylarında huzurlu bir şekilde sobalar yaksın evde huzurlu bir şekilde oturmalarını istirham ediyorum. Ama özellikle bu yanlış ihbarlarında özellikle biraz daha özen göstermelerini özellikle istirham ediyorum. Çünkü belki bir yalan ihbarla gerçek bir hastaya ulaşmamızı engellemiş oluyorsunuz. Bunun vebali de var. Bu vebale girmemek adına bunu da uyarmış olalım halkımıza ve vatandaşlarımıza. Evet, yani yolumuz kapalı dense de aynı şekilde aynı hizmet bir hastaya ulaşılır gibi yol açma çalışması hemen başlatılıyor. Hiç tereddütsüz yani gece gündüz 24 saat yani halkımız zaten ekranları başında bizi izliyor. Aynı gün içerisinde belki 4-5 defa bir mahalleye gittiğimizde şahit oluyorlar. Yani öyle bir ben mağduriyet yaşadım diyorsa yani belki bu kardeşimizde bir sıkıntı vardır yani biz de kesinlikle veyahut unutulmuş da olabilir yani bu kesinlikle kimsenin kasti veyahut da belediyenin veyahut belediye personelimizin asla böyle bir yapısı olmadığını ifade etmek istiyorum ben. Evet yani belediye kalle mücadeleye devam ediyor. Bunun akabinde yol çalışmaları denilirsek ordunun özellikle ilçelerinde büyükşehir marifetiyle yardımıyla diyebiliriz. Önemli yol çalışmaları yapılıyor, önemli ihaleler yapılıyor. Bu anlamda Çaybaşı ilçesindeki yol ve altyapı çalışmalarını özetlersek 2015 yılı nasıl geçti? Yani büyükşehirimizi tabii yani yeni bir büyükşehir oluşuyla beraber kuruluş aşaması hem ilçe belediyesi hem büyükşehir belediyemizin yani bu bir yılı yani genel manada bu anlamla geçti. Ama 2015 yılı büyükşehirimizin ilçeler bazında baktığında Çaybaşı'mıza da Çaybaşı'mızın mahalle yollarında da çok ciddi manada altyapı ile ilgili çalışmaları var ve devam ediyor. Hem Çaybaşı İkiz arasında hem Çaybaşı Tekyaz karayolları aşamasında hem Çaybaşı Akbaba hattı güzergahında hem Çaybaşı Göksu Çaybaşı işte Kapılı güzergahında yani ilk öze bağlantı olan mahallelerimiz bunlar. Bu güzergahlarda şu an büyükşehirimizin 750 kilometre sıcak asfalt kapsamındaki ihale çalışmalarında altyapısının %80'i bitti. Çok küçük bir kısımlarında altyapıyla ilgili problemlerimiz kaldı. İnşallah önümüzdeki 2016 yıl için Çaybaşı'nın bir milat yılı olacak. Büyükşehirimiz için de bizim için de önem arz eden yıllardan bir tanesi. Tabii bizim Karadeniz'in coğrafi şartlarını da hesap etmemiz lazım. Evet. 2015 yılı çok ciddi manada yağış aldı. Çok yağışlı bir yıl geçirdik. Ya bu yağışla beraber bu havaya endeksli olduğu için yolların yapılması, asfaltın dökülmesi, çakıllanması belki dediğimiz günde vatandaşımıza veya muhtar arkadaşlarımıza vermiş olduğumuz sözü belki tutamadık. Ama şundan hiçbir kimsenin kuşkusu olmasın. İnşallah bizim dönemimizde 2019'a kadar Çaybaşı'nda ana arterlerin yol güzergahı ile ilgili. Yani şimdi bazı kardeşlerimiz diyor ki Çaybaşı'nın tüm yol sorunu bitecek. Hayatta devam ettiği müddetçe sorunlar bitmez. Sorunlar devam edecek. Ama şöyle baktığımızda ana arterlerimizin büyük bir kısmının %90'ını inşallah 2019'a kadar hem büyükşehirimize beraber hem ilçe belediyemize beraber bu yolla ilgili kısmı kapatmamız lazım. Çünkü belediyenin çok ciddi manada bir getirisine ve ciddi manada bir maliyet girişine sahip bir yol. Bu yani sadece çakıl dökmekle bu iş olmuyor. Yani çakılı döküyorsunuz, bir yağmur geliyor, komple dereye gidiyor. Dereden işte çaş çocukları bize tekrar onu parayla geri satıyor. Yani sanki çakıl devir daim ediyor. Bizim yollarımızın ana arterlerinin mutlaka asfalt veyahut da beton yapmamız lazım. Bu manada biz şu an çakıllama ile ilgili mahalle yollarımızın daha önce köy olarak ilçemize bağlanan köy yollarımızın birçoğunu 2015 yılında elden geçirdik. Şimdi Çaybaşı merkezimizin mahalleleriyle ilgili, İlköz'deki mahallelerimizle ilgili sıkıntılarımız var. Kış ayına girdik. İnşallah baharın hemen havalar açar açmaz hızlı bir şekilde hem büyükşehir ekiplerimiz hem ilçe belediyemizin ekipleriyle beraber. Yani bir de şöyle bir şey yok yani bu çok büyük bir birlik ve beraberlik projesi gibi. Yani yok büyükşehirin ekibiydi yok ilçe belediyesinin ekibiydi. Hiç öyle bir şey yok. Hep beraber. Hizmette böyle bir argüman yok. Hep beraber. Büyükşehirle beraber. El ele vererek
ilçemizin ve ilimizin ayağa kalkma noktasında gayret gösteriyoruz. Emeği geçen tüm bürokrat arkadaşlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, kendi ekibimize huzurlarına teşekkür etmek istiyorum. Bu sene yaklaşık 70 kilometre yakın sahne sınavımıza yol çakılaması yaptık. Hiç grader girmeyen alanları, işte ekranları başında şu an izliyorlar. Yani graderin daha zor sığdığı alanların çakıllamasını yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Şimdi altyapıyı hayata geçiriyoruz. Yani bu yolların menfezdir, büzdür, bakstır, bunları işte hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz. İnşallah bittiğinde Çaybaşımızın bu akşam özellikle ekranları başında bizi izleyen tüm hemşehrilerimize şu müjdeyi verebilirim. Çaybaşı Tekyaz arası sıcak asfalt olacak. Çaybaşı İkizce arası sıcak asfalt olacak. Çaybaşı Akbaba İlköz ve Kur'an Çaybaşı Kur'an kursunun yanından ta İlköz'e kadar olan kısım sıcak asfalt olacak. Toplam 4-5 tane mahallemizi ilgilendiren kısım sıcak asfalt olacak. Kapılı okula kadar komple sıcak asfalt olacak. Göksu okula kadar komple sıcak asfalt olacak. Yani bu şu anlama geliyor. Bizim ana arterlerimizin birçoğu zaten 2016 ve 2017 yılında bitecek. 2018 ve 2019 inşallah neresi kalıyor? Çaybaşı mahalle yollarımızda daha önce belediye olan ilk mahalle yollarımızdaki ana arterlerimiz kalıyor. Bunlar da öncelik sırasına göre hızlı bir şekilde bunlara biraz da öncelik vererek bu ana arterleri de asfalt yaparak halkımızı bir defa çamurdan kurtarmamız lazım. Bu halkımızın bizim daha bahane üretme şansımız yok. Seçim dersen, oy dersen en yüksek olan da vermiş. Bizim daha bir mazeret arkası sığınma şansımız yok. Ben para bulamadım deme şansımız yok. İktidar biriz, Büyükşehir 20'de 20 yapmış. Başbakan yardımcımız Sayın Umar Kurtulmuş. Tabii bizim öyle bir mazeretimiz asla yok. Ama vatandaşımızdan biraz, tabii mutlaka sabırlarını taştığını biliyorum ama biraz daha sabır. İnşallah önümüzdeki yıl hem Büyükşehir Belediye'miz hem ilçe belediye'miz. Bak bizim 3 yıllık bir beton yol programımız var. Toplamda 150 kilometre 3 yılda beton yol yapacağız. 2019'a kadar şu an konkursörümüzü çalıştırdık. Konkursör tesisimizi kurduk. Beton santralimizi Mart ayı itibariyle inşallah faaliyete sokacağız. İlk önce işte ulaşımı zor olan rampaları, virajları hızlı bir şekilde her mahallede 2 kilometre, 3 kilometre beton yol yaparak 3 yılın sonunda toplamda 150 kilometre beton yol yaparak Ordu'nun ilçeler bazında baktığımız en fazla beton yol yapma noktasına hedef koyduk. Büyükşehir'imiz asfalt noktasına çalışıyor. Biz beton noktasına çalışmış olacağız. Bu şekilde el ele vererek ilçemizin yol sorununu tamamen kökten çözmeyi planlıyoruz. İnşallah 2018-2019 Rabbim inşallah müsaade eder, sıhhat sağlık verirse bu süreçte de vatandaşımıza vermiş olduğumuz sözü ve taahhüdü yerine getirmiş oluruz. Ordu'nun en büyük sorunlarının, en büyük problemlerinin bir tanesi yol. Evet. İkincisi su. Evet. Yani, suya geçeceğiz ama işte çağrı. Yani bu manada biz vatandaşımıza ne söz vermişsek seçim beyannamemizde hiçbir kuşkusuları olmasın, tereddütler olmasın bir yerine getireceğiz. Onların güvenleri de bize karşı samimiyetlerine en ufak bir kuşkum yok, tereddütüm yok. Biz her hafta vatandaşımızı dinliyoruz. Her hafta belediyemize geliyor. Hem salı günü hem pazartesi günü rahatlıkla hem ifade ediyor. Memnuniyetini de ifade ediyor. Memnun olup olmadıkları noktaları da ifade ediyor. Çünkü söylesin evet. Biz de eksiğimiz vardı. Biz de hata yapabiliriz. Biz de nihayetli bir insanız. Biz farklı bir işine birisi değiliz yani. Biz de onlar gibi. Bizim hiçbir kimsenin üstünlüğümüz yok. Belediye başkanı olmakla bir vatandaştan üstünlüğümüz yok. Biz sadece bir kurumu temsil ediyoruz. Rabbim en güzel şeyi temsil etmeyi nasip etsin. O niyetle, o desturla hareket ediyoruz. İnşallah bittirdiğimizde, bu hizmetleri yaptığımızda da halkımızın onurunu ve teveccühü alacağımıza hiç kuşkum ve tereddütümüz yok. Evet. Sayın Çaybaşılılar, Sayın Başkan sizden biraz sabır istiyor ki 2019'da da şimdiden müjdelerini sıraladı. 4-5 tane ana arter mahalle yollarında sıcak asfalt çalışmaları bitirilmiş olacak. Evet. 2019'u bekleyelim. 2019 yani Sayın Başkan için önemli yol projelerinin yani hayata geçtiği bir dönem olacak. Şöyle baktığınızda bak şu duvarlar, şimdi ekranların başında izliyorlar yani. Çin seti gibi yani toplam 300-400 metre uzunluğundaki duvarlar. Büyükşehir'imizin, bunların ilçe belediyesinin bu projelere maliyet açısından gücü yetmez yani. Ama baktığınızda şu an Büyükşehir'imiz mesela hem bu arterlerde büyük bir hem altyapı çalışması hem istinat doğru çalışması. Karadeniz'de yol yapmak çok zor. Yani coğrafi şartlar buna müsaade etmiyor. Bir de vatandaşımız özellikle bu akşam beni dinliyorlar. Özellikle şunu da istirham ediyorum. Vatandaşımız bize diyor ki yolu yap, suyu getir ama sakın benim kazığıma dokunma. Evet. Sakın taşı benim yerime atma. Toprağı benim yerime geçirme. Böyle virajı, bir problem de var değil virajı mi? Virajı benim yerime yapma. Ya yapma da bu yol yapılacak. Senin yerini yapma, onun yerini yapma. Kazığı alma. Nasıl oluyor? Şimdi az önceki ekranlarını da izlediniz. Makine sığmıyor. Yani ana yola makine sığmıyor. Bu manada vatandaşımız bir daha, şu konuda öyle bir acizanemiz yok. Sağ olsunlar biz gittiğimizde
Bu türlü problemleri gördüğümüzde kardeşimiz sağ olsun kazığı eline alıyor, kendisi söküyor. Ağacı varsa kendisi kesiyor. Bu iyinin işaretidir. Biz öyle hesap ediyoruz, evet. Öyle düşünüyoruz. İnşallah ben onlara da huzurlarınıza bu akşam sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Evet, bazı projelerin hayata geçmesinde vatandaşın işbirliğinin ne kadar kesinlikle önemli olduğu aslında bir nevi ortaya çıkmış oluyor bu yol çalışmalarıyla birlikte. Dediğiniz gibi suya geçersek bölgemizin en önemli iki problemi yol ve su ki büyükşehir olduktan sonra OSKİ hayatımıza giren yeni bir hizmet aracı, hizmet birimi diyebiliriz. Bu anlamda OSKİ'nin Çaybaşı ile ilgili yatırımları, çalışmaları nelerdir? Su problemini Çaybaşı ilçesi ne oranda çözebildi 2015'te? Ben çok teşekkür ediyorum. Özellikle burada hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem OSKİ çalışanlarına, özellikle genel müdürümüze ve genel müdür yardımcılarımıza, tüm proje ekibine huzurlarınıza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Halkım adına, Çaybaşı halkım adına. Yani 2 yıldan beri ordumuzun OSKİ noktasında en büyük yatırım alan ilçelerden bir tanesi. Şu an ekranları başında hemşehrilerimiz izliyor. Burası Çaybaşı'mıza yeni yapmış olduğumuz su alma yapısı. Birçok Çaybaşı'lı kardeşlerimizin gidip de göremediği, bakmadığı alanlardan bir tanesi. Bu nereden yapılmış? Hatta ekranları başında bu akşam bizi izliyor. İlk defa görecekler. Bu Çaybaşı'na geldiğimizde bu geçmişi suçlamak veya geçmişi kötülemek adına değil. Geçmişten gelen su problemleri olan, sular çamur akan ve tek kirazda ortak bir ihsal hattı olan, tek kirazda suyun gelip tek kirazdan sonra Çaybaşı'na gelmediği, yaz aylarında çok ciddi manada su kesintisinin olduğu problem yaşadığımız ilçe merkezimizde böyle bir sıkıntımız vardı. Hem 2014 hem 2015 yılı için toplam Çaybaşı'da 4,5 milyona yakın hem altyapı hem kanalizasyon hem içme suyu yatırımı yaptık. Tüm bu işte su alma yapılarını değiştirdik. Şehir merkezi tüm kanalizasyon borularını değiştirdik. Evet. İşte altyapıyı yaptık. Şimdi vatandaşımız altına koyduğun hiçbir şey görmek istemiyor. Üzerindeki sadece çamuru görüyor. Ama altına konulan bu altını yapmanın üstünü yapma şansın yok. İlköz Belediye Başkanlığı döneminde bunları yapmıştım. İlköz'de bu sıkıntımız yok. Hamdolsun şu an Çaybaşı merkezimize de %90 kısmını bitirdik. Sadece %10'luk bir kısmımız kaldı. Hem Pazarcı ile o eski petrol caddesi dediğimiz alanda bir kısmımız kaldı. İnşallah 2016'da burayı yaparak Çaybaşı'mızda hem kanalizasyon sorunu hem şebeke sorunu tamamen ortadan kaldıracağız. Burada asıl problem mahallelerimizin içme suyu sıkıntısıydı. Mevcut Çaybaşı'mızdan işte Kurudere hattı dediğimiz işte çay ve o mahallelerimizdeki tamamen o hattaki içme sularımızda problem ve sıkıntılar vardı. Şimdi Çaybaşı merkezinden tüm aşağı Ünye sınırına kadar olan tüm alanların içme suyunun ishalatlarını çektik. Büyükşehirimiz, OSKİ'mize beraber. Ben özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi su alma yapılarını bitirdik. İlçe merkezimizde şu an elhamdülillah çok su sıkıntımız yok. Şimdi 2016 yatırım yılımız sadece daha önce köy olup da şimdi mahalle olarak bize bağlı büyük köylerimiz Kapılı, Göksu, Köklük, Akbaba, İçeribükü, Elibir. Bu akşam onlara bu müjdeyi verin. Ben özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok çok teşekkür etmek istiyorum bu manada. 2016 yılın tüm OSKİ'mizin tüm içme suyu yatırımlarının tamamını bu 6 mahallemize yapacağız. Yani Kapılı, Göksu, Köklük, Akbaba, Eğlibörü, İçeribükü ve altında Kargalı, Cemallı ve Tekke mahalleleri ve Yeni Cuma mahallemizden, bir daha önce Çaybaşı mahallelerimizde olan mahallelerimizin tamamını içme suyunu inşallah 2016 yılında bitirerek buradaki halkımızın çünkü yaz aylarında çoğu su sıkıntısı yaşıyoruz. Bir planlama ile gidiyoruz. Bir planlama yaparsak daha çok güzel verim alıyoruz. 2017 yılında da İlköz'ün mahallelerinin tüm su sorununu ve mahallelerin hatlarını tamamen döşeyerek Çaybaşı'mızdaki sorunun ana sorunların su ve yol sorununun 2017-2018'e kadar tamamını inşallah %85'ini %90'ını çözeceğiz. Tabii %100 biraz çok zor olur ama tabii bu iş suyu getirmek, boruyu döşemek sorun değil. Çözüm noktası kaynak. Evet. Şimdi boruyu buluyorsun. Ama kaynak olmasa bu suyu boruya veremezsen vatandaş diyecek ki kardeşim boruyu döşediler, su getirmediler. Şimdi boş bu su yoktu, boruyu niye döşedi diyecekti bu sefer. Şimdi bununla ilgili biz içme suyu göleti yapıyoruz DS ile ilgili. Şu an yer teslimleri yapıldı. Yukarıda yaylada çok güzel devasa bir gölet yapılarak o bölgedeki hem Çaybaşı'mızın yani elektrikle gittiğinde işte geçen işte dondan pompalar patladı. Mesela şehirde 4-5 saat su veremedik. Hem bu da ortadan kalkmış olduk cazibeyle. Göletten su ta Çaybaşı'nda ta çatağa kadar komple alan o bölgedeki göletten içme suyunu temin etmiş olacak. Bu müjdeyi de vermiş olalım. İnşallah Mart sonu itibariyle de göletin kazmasını vuracağız. İlgili müteahhit arkadaşımız geldi. Şimdi şantiyeliyle ilgili alanları tespit ediyoruz.
hızlı bir şekilde inşallah 2 yılda da gölet tamamlandığında bölgenin su sorunu tamamen ortadan kalkmış olacak. Ben emeği geçen tüm kardeşlerimize huzurlarda teşekkür etmek istiyorum. 2016 köylerimizin içme suyu, şebeke hatları, ishalatları, depoları, su alma yapıları komple yenilenecek. 2017'de İlköz mahallemizin, mahallelerin daha önce belediye dahilindeki mahallelerin altyapı ve içme suyu ishalatları tamamen yenilenerek tüm Çaybaşı'ndaki su sorununu ortadan tamamen kaldırmayı planlıyoruz. Buradaki amaç şu, yani yol yapmakla, su getirmekle bunlar vatandaşımın asli ana görevlerinden bir tanesi. Belediyenin de ana görevlerinden bir tanesi. Ama ana görevleri olmayan kısımlardan bir tanesi de bu sorun sadece bundan çözülmüyor. Çaybaşı nüfusumuzun işte 15.300 nüfusla devraldık ilçeyi belediye başkanı olduğumuzda. Şu an 13.800. Evet. TÜİK nüfusları bu sefer açıklandığında büyük ihtimal 12.500 gibi rakamlara geldi. Biz eğer gerekli önlemleri almazsak nüfus sürekli kaybediyoruz. Bu manada projeler yapıyoruz. İnşallah program akışında bunları da sizinle beraber konuşma fırsatı bulmuş olacağız. Güzel projelerimizi, Çaybaşı'mızın turizm anlamında neler kazanacağını inşallah önümüzdeki dakikalarda evet, vatandaşımıza anlatmış olacağız. Evet, yol ve su problemini büyük oranda çözmüş ve hızla da evet, hedefi 2019 olarak belirlemiş bir Çaybaşı Belediyesi var. Büyük oranda da ilerleyen birkaç yıl içerisinde bu problemlerin neredeyse tamamına yakınının çözülmesi hedefleniyor evet, diyebiliriz. Yani burada şunlar müşteri olsun vatandaşlarımız. Yani işi bilen bir ekip var, işi bilen bir kadro var. Asla vatandaşımıza vermiş olduğumuz taahhüt ve söz neyse emin olun. Yani belki %50 demiştikler ama biz %150'sini yapma noktasında gayret gösteriyoruz. Gece gündüz demeden. Sabah erken saatlere, gece geç saatlere kadar hiç mesai muafiyeti göstermeden aralıksız çalışmamız devam ediyor ve devam edecek yani. Evet. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Yani. Bürokrasiyi iyi bilen bir belediye başkanları var. Hizmet alabilmek bu anlamda evet, çok kolay değildir evet, belki bazı bürokrat. Elhamdülillah ya. O konuda yani Ankara ve bölgesel olarak baktığımızda iyi bir bürokrasi çevremiz var. Bunun da faydası muhakkak da faydası, ki yansıyordur ki. Faydası Çaybaşı'na yansıyor. Evet. Görünüyor. Yol ve su problemlerinin ardından eğitim çalışmalarına yönelik de projelerin yükseldiğini görüyoruz Çaybaşı ilçesinde. Yine Çaybaşı İmam Hatip Lisesi inşaatının devam ettiğini biliyoruz. Evet. Biraz bundan bahseder misiniz? Evet, biz geldiğimizde milliyetimizin planlamış olduğu 12 Destek İmam Hatip Okulu 80 yataklı pansiyon vardı. Evet. Tabii Çaybaşı kamuoyunda konuşulan işte İmam Hatip yapılmayacak, edilmeyecek. Yani yok işte geri kaldı. Yani biliyorsun küçük yerlerde dedikodu çok. Ama o dedikodu yapan arkadaşlarım Çaybaşı ile ilgili bir tane projesi yok. Şu an o devasa projeler yükselince acaba onlar ne düşünür diye şimdi düşünmek istiyorum. Buraya şimdi 200 yataklı bir pansiyon, 100 kız 100 erkek olmak kaydıyla. Evet. 400 kişilik bir kapalı spor salonu ve 32 destekli bir imam hatip okulu yaptırıyoruz. Devasa bir kompleks, eğitim kompleksi. Çaybaşı'mıza inşallah 2016-2017 eğitim öğretim yılında hizmeti açacağız. Buradaki kardeşlerimizin, buradaki öğrencilerimizin hizmetini açmış olacağız. Bu devasa projeyi emeği geçen tüm siyasi büyüklerimize Çaybaşı halkım adına huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Sayın Başbakanımız Profesör Doktor Numan Bey'e ve milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza büyük emekleri vardır. Emeklerinden dolayı Çaybaşı halkım adına şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah bittiğinde birçok Çaybaşılı kardeşimizin de bu projenin yapıldığından bu gece ekranları başında bizi izliyor, ilk defa görüyorlar. Evet. Belki bir defa gezme fırsatları dahi olmamıştı. Mutlaka gezmelerini tavsiye ediyorum. Bizim Kur'an kursumuzun, eski Kur'an kursumuzun olduğu, şu an İmam Hatip binamızın olduğu kısım alanda işte binalar son kat aşamasına geldi. İnşallah 2016-2017 eğitim öğretim yılında açmış olacağız. Bu manada Çaybaşı'nda eğitim sorununu tamamen kaldırma, binanın fiziki şartları tamamen kaldırmayı planlıyoruz. Evet, öğrenci göçü de bir nevi önlenmiş olacak yani aslında. Bu da önlenmiş olacak. Şimdi bizim Çaybaşı'mızda bu bina yurtlar yapıldıktan sonra daha yurt sorunumuz kalmıyor. Hem özel yurtlarımız var Çaybaşı merkezde, hem İlköz'de var. Hem devlet yurdumuzda, İlköz'de 180 yataklı yurdumuz var. Çaybaşı'nda da şimdi 200 yataklı yurt yapıyoruz. Tamamen yurt sorunu ortadan kalkmış oluyor. Yani eğitim açısından. Tüm kompleks olarak da spor salonuyla beraber, atölyesiyle beraber halkımız hizmete sunmuş oluyoruz. Şu an bir meslek lisesi noktasında bir çalışmamız var. İnşallah onun da bina ve inşaat aşamasını takip ediyoruz. Hızlı bir şekilde bitirdiğimizde ilçe halkımızın ve bölge halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Burada ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Evet, meslek lisesinde yapacağınızdan şüphemiz yok diyelim. Bu sene zaten Milli Eğitim'in şu an yatırım teklifinde 3. sırada. Yani bizim o meslek lisemiz.
İnşallah meslek lisemizde hayata kazandırdığımızda, bizim ilk köyde biliyorsun bir tane meslek lisemiz var. Evet. Hem İmam Hatip hem meslek lisesi aynı alanda, aynı binanın içerisinde okuyor. Bunu mutlaka ayırmamız lazım. Bu manada o yerle ilgili, yatırım teklifleriyle ilgili de teklifler Milli Eğitim Bakanlığı'na yapıldı. Biz de takibini yapıyoruz. İnşallah takip bittikten sonra Çaybaşı'nda hem İmam Hatibi'yle hem meslek lisesiyle eğitimle ilgili tüm branşlar ve alanlar açılmış olacak. Öğrencilerimizin de nezih bir ortamda, 5 yıldız otel konforunda hem yurtlarıyla hem salonlarıyla beraber de bu eğitimi almış olacaklar. Yani. Evet, yurtlar konusunu dilerseniz şöyle kısaca geçmeyelim. Yani çünkü gerçekten çok önemli öğrencilerin konaklayabileceği mekanların olması, fazlalaşması. Biraz daha detaylandırır mısınız yurt çalışmaları? Yani mesela, kaç tane yurdu barındıracak Çaybaşı ilçesi? Şimdi bizim toplam 2 tane ilk özel yurt var. Bir tane devlet yurdumuz var. Devlet yurdumuz 180 yataklı, 90 erkek, 90 kız. Tüm odalar 3'er kişilik. Böyle katlı ranza falan yok böyle. Etüt merkezleriyle, yemekhaneleriyle, 5 yıldızlı otel düzeyinde yemekhaneleriyle beraber. Yani çocuğun okumaması için hiçbir engel yok. Ama ben burada özellikle çocuklarımıza ve öğrencilerimize, velilerimize de özellikle bu gece bir duyuru yapmak istiyorum. Mutlaka veliler çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Evet. Yani ben okula yollayayım, öğretmen ne yaparsa yapsın. Bir defa bu mantıktan kurtulmamız lazım. Yani çocuğum kiminle geziyor, kiminle oturuyor, kiminle kalkıyor, bugün ne ders yaptı, öğretmene ne ders verdi. Mutlaka bunları söylemesi lazım. İyi bir eğitim kadromuz var. Çok güzel bir eğitim, Milli Eğitim Müdürümüz, Sayın Kaymakamımız, yani Sayın Öğretmenlerimiz, hepsi özveriyle gayret gösteriyor. Ordu'da da ilk 5 ilçe arasından bir tanesi eğitim noktasında. Başarı açısımız da çok güzel, yüksek. Bu manada daha neler yapabiliriz? İşte bu şu an ekranlarda izledikleri Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber ilk özdeki 180 yataklı öğrenci yurdumuzun açılış kurdelesi. Evet. Burası bir yani böyle 4 yıldızlı otel konforunda. Aynısını şimdi Çaybaşı'nda yapıyoruz. Çaybaşı'nda bir tane özel yurdumuz var. Evet. Yani 180-200 yataklı yurtta burayı yaptığımızda toplamda 800 yataklı yurt kapasitesine sahip bir ilçeye sahip oluyoruz. Nüfus bazına baktığımızda, öğrenci bazına baktığımızda bizim toplam zaten 2500'e yakın öğrencimiz var. Öğrencilerimiz 3'te 1'ini yurtlarda ağırlayabiliyoruz. Evet. Dışarıdan gelen öğrencileri de alabiliyoruz. Bu da büyük bir önem arz ediyor. Öğrencilerimiz de bunun kıymetini bilmesi lazım. Velilerimiz de bunun kıymetini bilmesi lazım. Şimdi ben bakıyorum, adam çocuğunu farklı ilçelere, farklı illere yollamış yani. Evet. Ya buradaki illerin, yolladıkları ilçelerdeki eğitim seviyesi bizim ilçemizden yüksek değil ki. Şimdi veliye soruyorum, niçin çocuğunu yolladın diye soruyorum. Ya biraz kafamdan kaybolsun diyor. Ya böyle bir düşünce olabilir mi? Bu çok yanlış. Bu çok yanlış bir düşünce. Evet. Özellikle bu yaptığımız yatırımlara Çaybaşı halkımızın sahip çıkması lazım. Belediye başkanı, bizim daha okula gidecek çocuğumuz yok. Çocuklar evet. Hepsi büyüdü, okudu. Allah bağışlasın. Ama işte bundan sonraki süreçte bizim buradaki yaptığımız eğitim yatırımları içini Çaybaşı'lı kardeşlerimiz, Çaybaşı öğrencilerimiz doldurmuş olacak, sahip çıkmış olacak ki gelen yatırımları da atıl vaziyetten kurtulmuş olacak. Ben umvana da desteklerini esirgemeyen tüm hem velilerime hem vatandaşlarıma, özellikle öğretmen arkadaşlarımıza huzurlarda teşekkür etmek istiyorum. Evet, Çaybaşı ilçesinde öğrencilerin modern koşullarda konaklayabileceği yurtlar inşa edilirken vatandaşların da yine modern binalarda oturabilmeleri, yaşamlarını sürdürebilmeleri için de konut projeleri var. Biraz bu toplu konut projelerinden bahseder misiniz? Evet, İlköz Belediye Başkanlığım döneminde başlatmıştım. 22 dairelik bir konut yapmıştım. Biz başladığımızda birçok vatandaşımız daha inanmamıştı. Ya belediyede konut yapar da bu olmaz, bu asılsız bir proje. Ama bir şey yapabilmek için inanman lazım. Biz tüm çıkmış olduğumuz yolda inanarak çıkıyoruz. Düşüncemiz hayal olabilir. Fikrimiz, zikrimiz farklı olabilir. Ama bir insanların hayali ve düşüncesi yoksa emin olun ki başarma şansı yok. Biraz da anladığım kadarıyla siz eleştirilerden hani gücünüz doğuyor ya da hırsınız artıyor diyebilir miyiz? Yani şöyle, sanki yapılan eleştiriler sizi hedefe daha çok kilitliyor. Yani ben şöyle bakıyorum. Şimdi bir adam eleştiriyorsa diyoruz ki eleştirirken kardeşim biz yanlış yapabiliriz. Senin düşüncen ne? Projen ne? Benim düşüncem yok, projem yok. O zaman benim seni dinlemem hiçbir gerekçe yok. Çünkü senin hiçbir düşüncen yoksa, bir önerin yoksa, sadece dedikodu, kahve siyasetinden öte gitmiyorsan benim burada zaman harcamaya veya senin de vakit geçirmemin bir anlamı da yok. Şimdi bizim tabii dediğiniz konuya yerden göğe kadar katılıyorum. Biraz daha bu bizi o konuda motive ediyor. İtiyor, evet motive ediyor. İtiyor. Biz bu projeyi başladığımızda birçok kardeşimiz inanmadı. Şimdi bak tamamını sattık.
Şimdi evet. Tüm kardeşlerimiz bunun için söylüyor. Kaliferli asansör ilk defa, merkezi ısıtma sistemi ilk defa kaliferli konutlar yaptık. Ve belediyemize buradan da para kazandırdık. Hem vatandaşımız konut sahibi olmuş oldu, belediyemizin de bu konuda geliri oldu. Biz burada bir de örnek bir uygulama yaptık. Bankadan kredi çekme yok. Yani gidip de ister peşin almak istiyor, ister vadeli almak istiyor. 60 ay, 72 ay ve 84 ay olarak sabit taksit. Geliyor 25 lira, 30 lira peşin veriyor. Geri kalanını kaç aya bölüyorsak, işte fiyatlar belli. Sattığımız fiyatlar 75 ile işte 120 milyon arası TL bazında. 135 metrekare, tamam merkez ısıtma sistemi, asansörlü daireler yaptık. Şimdi elhamdülillah bitirdik. Tamamı da şimdi doldu. Hiçbir tane boş daire yok. Fiyatlar da çok uygun olmuş. Böyle bir projeyi bitirdikten sonra insan mutlu olmamak elde değil. Şimdi ailelere gidiyorsun, başkanım teşekkür ederim, Allah razı olsun. İlk defa kalifeli evde oturuyoruz. Bir huzur bulduk, mutluluk evet. Mutlu olduk diyor. Bu da önem arz ediyor. Şimdi bizim hem Çaybaşı Merkezi ile ilgili hem yine İlköz ile ilgili toplamda 250 Çaybaşı, 250 de İlköz olmak kaydıyla toplam 500 daireli konut projemiz var. İnşallah önümüzdeki günlerde bu projelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Ama şimdi bu projeleri yaptık. Belediye başkanı gelip kendi oturma şansı yok. Vatandaşımız bu projeye sahip çıkması gerekiyor. Ev alması gerekiyor. Yani daire alması gerekiyor. Yatırım yapacaksa, yani üye yapacağı yatırım buraya yapması gerekiyor. Bu manada ben desteklerini esirgemeyeceklerini, özellikle destek olmalarını canı gönülden tüm halkımızdan talep ediyorum. Ve inşallah bu türlü projeleri de inşallah hayata geçirdikçe biz de mutlu olacağımızı ifade etmek istiyorum. Evet. Gerçekten de hoş bir bina olmuş, hoş bir yatırım olmuş. Çaybaşı ilçesi öyle görünüyor ki hızlı bir şekilde değişiyor diyebiliriz. Tabii yine değişime yönelik yatırımları konuşacağız ama sosyal anlamda da bir futbol sahası yapılıyor ki özellikle gençlerin motive olmaları, enerjilerini farklı noktalara değil de spora yönlendirebilmeleri amacıyla önemli bir proje diye düşünüyoruz. Bir futbol sahası çalışması var. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz Sayın Yanık? Gerçekten de yine genç odaklı, gençlere odaklı bir proje diyebiliriz. Evet. Ya biz göreve geldikten bu zamana hem İlköz Belediye Başkanı'nın döneminde yani her zaman gençlerin yanında olduk. Şimdi çocuklarımız genç yaşta mutlaka kanları fıkır fıkır kaynıyor. Bu çocukta enerjisini bir yerde defol etmesi gerekiyor. Kimisinin sportif faaliyetlerle, kimisinin farklı alanlarla, farklı bölümlerle hayata kazandırmak zorundayız. Bu manada belediye olarak da ciddi manada hem sosyal projelerimiz var. Sağda yol yapan, evet. Su getiren belediyeniz ya, işte bizden önce belediye başkanı arkadaşımızın öncülüğüne başlatılmış olup benim dönemimde biten ama projesi bizim daha önceki belediye başkanımız arkadaşımız tarafından takip edilen İlköz Çaybaşı futbol sahası FIFA standartlarında Çaybaşı'lı gençlerimizin hizmetine sunulmuştur. Ama bakıyorum evet. Şu futbol sahası yapılmış, bu yaptırım yapılmış. Ya şununla ilgili gelip gençlerine özellikle istirham ediyorum. Ya başkanım biz de burada top oynamak istiyoruz. Gel oynayalım veyahut da bize sahayı aç diye. Çok az talep oluyor. Evet. İnsanın en çok üzüldüğü noktası bu. Biz bu tesislerimizi mutlaka hayata kazandırabilmemiz için kazandırdıktan sonra gençlerimiz bu konuda gelip bizi rahatsız etmesi lazım. Yani bu tesisler bu gençler için yapılmış. Çaybaşı'nın gençleri için yapılmış. Bu bölgedeki gençlerimiz için yapılmış. Bunların kullanılması lazım. Devletin yatırımları. Rağbet görmesi lazım. Hem Çaybaşı Spor Kulübümüz var. Hem şimdi belediyemizin yeni spor kulübü kuruyoruz. Hem belediyemizin spor kulüpleri. İnşallah bunu bir daha da aktif hale getirerek bu sahayı yılın 12 ayın her haftası kullanmayı, gençlerimizi açmayı planlıyoruz. Bir de bir örnek çalışma yaptık. Tüm hem Çaybaşı'nda hem İlköz'deki halı sahalarımızı tamamen öğrencilere ücretsiz açtık. Hiç para talep etmiyoruz. Evet, çok önemli, çok güzel. Yani geliyor öğretmeniyle beraber, beden eğitimi dersimi yapabilir. Hem kız çocuklarımıza, hem erkek çocuklarımıza, yani sadece halı sahalar erkek çocukların olmaması lazım. Kız çocuklarımız da oynamak istiyor. Yani handball oynar, yani el top oynar veya da futbol oynar. Oynayan bayanlarımız da var artık, bayan futbol oynar. Takımlarımız var. Tamamını hem İlköz'de hem Çaybaşı'nda, hem Çaybaşı'nda iki tane futbol sahamız var. Bir halı sahamız var, bir de sentetik futbol sahamız var. İlköz'de bir tane futbol kapalı halı sahamız var. Bunların tamamını öğrencilerine ücretsiz açtım. Ben bu akşam ekranları başına izleyen tüm genç kardeşlerimize, özellikle öğretmenimize söyleyin. Tüm öğretmen arkadaşlara söyledik. Tüm okulları ziyaretlerimizi söylüyoruz. Hiçbir halı sahadan, hiçbir tesisten ücret ve talep etmiyoruz. Şimdi ikinci bir müjdeyi de bu akşam benim onlara. İnşallah 6 Haziran ilk haftasında açtığımızda 6. ayda
engelli rehabilitasyon okulaştığımızda yüzme havuzunda bir gün çocuklarımıza yüzdesi yapacağız. Bu devam edecek değil mi? Devam. Her hafta bir gün. Her hafta bir gün çocuklarımıza tamamen ücretsiz olacak. Çok güzel. Yani tamamen hiçbir ücret talep etmeyeceğiz. Çocuklarımız gelecek. O ücretsiz gün olduğu gün gelecekler. Havuzu tamamen ücretsiz olarak kullanacaklar. Yüzme havuzunda. Bunu niçin söylüyorum? Geçen bir ev ziyaret ettim. Bir tane 4 yaşında bir tane genç televizyon programında bizi böyle izlemiş. Başkanım sen dedi işte halı sahayı ücret almamışsın. Ben hiç halı saha görmedim dedi yani. Ya hiç görmedim. Daha 4 yaşında yani. Evet. Çok küçük. Evet. Ondan sonra televizyona çıkan belediye başkanı bizi ziyarete gelmiş deyince ben de duygulandım. Sonra aldırdım onu. İşte halı sahaya götürdüm. İşte gezdirdim. İşte buna güzel bir forma falan aldım. Tabii onun mutluluğu tarif edilemezdi yani. Çünkü bu alanlar, bu sahalar çocuklarımız için yapılmış. Çocuklarımız için hayata geçiriliyor. Bak burası ilk özdeki bizim kapalı sahamız. Burası 2-3 defa yıkıldı. Yani çok maalesef var. Ama inşallah bu sefer yıkılmayacak şekilde bir daha tekrar yaptık. İlk özellikle gençlerimizi hizmetle sunduk. Gece gündüz de 24 saat tüm halkımızın hizmetinde. Bu alanların tamamında öğrencilerimize, zaten yanlış anlamasın, tüm öğrencilerimize ücretsiz açtık. Evet. Ücretsiz olarak istedikleri zaman gelip toplarını, futbollarını ve etkinliklerini bu alanlarda yapabilirler. Ve gençlerimize de hayırlı olsun diyoruz. Belki de birçok yerde bulunmayan imkanlar aslında. Evet. Bunlar mesela bu biz mesela şu an tekvando kursu açtık. Hem Çaybaşı'nda hem İlköğez'de. İşte güreş kursu açtık. Hem Çaybaşı'nda hem İlköğez'de. Şimdi folklor ekibi kuruyoruz. Güzel Çaybaşı'mızı tanıtacak bir folklor ekibi kuruyoruz. İnşallah önümüzdeki yaz ayı itibariyle Çaybaşı'mızın da Çaybaşı Belediye'mizin bir folklor ekibi olacak. Şimdi bak biz sadece tekvando'da toplamda 150 tane çocuk kayıt olmuş. Hem Çaybaşı'nda hem İlköğez'de. İkisinin ortalamasını söyleyeyim. 150'ye yakın öğrencimiz kaydolmuş. Şimdi çocukların, her çocuklarımızın her alanda başarılı olma alanları var. Mesela satrançta bizim köklü okulumuzda Karadeniz birincisi olmuş bir tane öğrencimiz yani. Geçen ziyarete gittim. Benden raket istedi. Başkanım bana bir tane raket alır mısın? Dedi. Evet, hedefi yani, tenise dikmiş olsun. Yani, evet, hedefi tenise dikmiş. Yani bu manada bu çocuklarımızın eline tutarsak yani bizim başarılı olmama şansımız hiç yok. Yani gelmemiz bahane olur. Biz de belediye olarak her konuda bu türlü sosyal etkinliklerin ve eğitim bizim birinci önceliğimiz ön noktasına koyarak bu manada yürüyoruz ve gayret gösteriyoruz. Ben hem öğretmenlerimizden hem öğrencilerimizden bize desteklerinden dolayı ve bu projelere sahiplenmelerinden dolayı her birini ayrı tebrik ediyorum, kutluyorum ve projeler bunların hizmetlerinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Evet, gerçekten önemli ve güzel projeler diyebiliriz. Özellikle tabii ki engelliler okulu hayata geçtiğinde öğrencilere açılacak havuz gerçekten bu en önemli projelerden birisi de diyebiliriz. Evet inşallah. Şimdi inşallah. Kısa bir reklam arası verelim. Soluklanın, ardından başkanın günlüğü devam edecek. Reklamların ardından başkanın günlüğü kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyenler ama öncelikle özür dilemek istiyorum. Reklam arasına çıkarken bir öksürük kriziyle birlikte tam anlamıyla veda edip anons yapamamıştım. Tüm değerli izleyenlerimizden bunun için özür dileyelim. Malumunuz kış mevsimi ve grip salgını var. Yaklaşık 20 gündür de ben bunun ceremesini çekiyorum diyebilirim. Sayın İsmet Yanık Çaybaşı Belediye Başkanı, başkanın günlüğünde bu akşamki konuğumuz. İlk bölümümüzde Çaybaşı ilçesine yapılan yatırımlardan başladık. Yol ve suyu konuştuk. Eğitim ama eğitim adına yapılan yatırımları konuştuk. Şimdi yine Çaybaşı ilçesini değiştiren önemli projelerle devam edeceğiz. Evet Sayın Yanık, biraz gençlere yönelik, spora yönelik çalışmalardan devam ediyorduk. Hemen eğitim çalışmalarının evet. peşinden. Yine Çaybaşı ilçesinde hayata geçen futbol sahası, İlküvez halı sahası dedik ama İlküvez mahallesine de bir futbol sahası projesi var. Bununla devam edelim isterseniz. Evet, az önce tam reklam arasına giderken yarım kaldı. Evet. İlküvez gençlerimize de buradan bir müjde vermek istiyorum. Bizim tam İlküvez çıkışında Veli Bayram dediğimiz Bayram abinin evin kenarında olan bir alana inşallah FIFA standartlarında yeni güzel bir futbol sahası kazandırıyoruz. Şu an projesi, ödeneğiyle ilgili hiçbir sıkıntı, hiç problem yok. İnşallah Mart ayı itibariyle de kazmayı vurarak bölge insanımızı, buradaki gençlerimizi hizmetine sunmanın onurunu, mutluluğunu yaşayacağız. Alan bu, projemiz bu. Evet.
hem tribünüyle, hem soyunma odasıyla, hem futbol sahasıyla son aşamaya getirdik. Emeği geçen tüm kardeşlerimize, huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Spor Bakanlığı'nda bu projemizin takip olan Mesut kardeşim, ordulu bir bürokratımız. Ben özellikle ona da çok çok teşekkür etmek istiyorum. Onun da büyük emekleri var. Emeklerinden dolayı Çaybaşı ilçe halkım adına ona şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Evet. Çaybaşı ilçesinde hayata geçen konut projesi gibi belediyeye de kaynak sağlayan önemli bir ekonomik tesis diyebiliriz. Konkasör tesisi. Evet. Bunu biraz açar mısınız? Bu tesisle çok, neler yapılıyor? Bu çok önemli bir anlam ifade ediyor. İşte az önce yolları konuştuk. Büyükşehirimizin, ilçe belediyemizin. Ama bu işin ham maddesi bu tesis. Evet. Olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. İlköz Belediye Başkanlığım döneminde kurmuştum. Büyükşehir yapılanmasıyla beraber tesis Büyükşehir'e devrilmişti. Aşaması resmi süreçte bitti. Tekrar tesisi biz geri alarak şu an çalıştırmaya başladık. Elhamdülillah. İnşallah Mart ayı itibariyle tüm muhtarlarım gözüme bakıyor. Bu akşam beni de mutlaka hepsi izliyor. Hepsine kucak dolusu sevgilerimi, muhabbetlerimi evet. iletmek istiyorum. Tüm belediye meclis üyelerime, parti teşkilatındaki görev yapan tüm kardeşlerimize başkanım ne zaman bu yollar yapacağız dediğimizde işte yolun ham maddesi, ana kaynağı burası. İnşallah Mart ayı itibariyle hem betonla ilgili hem asfaltla ilgili altyapı malzemesiyle ilgili kısmı hızlı bir şekilde yaparak bölge insanımızı hizmetine sunacağız. Sadece bununla mı kaldık? Hayır. Yeni Cuma'ya da, Yeni Cuma ve Tekriyaz arasındaki alana da yeni bir konkursör ruhsat alarak inşallah burayı da bu yıl yani 2016 yılında faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Buraya da müthiş devasa bir tesis kuracağız. Günlük kapasitesi ve oran olarak da sadece Çaybaşı'na değil, buradaki tüm ilçelerimize, tüm vatandaşlarımıza hitap edecek. Yani inşaat malzemesi noktasında kum, çakıl, mıcır da imal edebilecek bir tesis kuracağız Yeni Cuma'ya. Bunun da müjdesini buradan vereyim. Bunu şunun için söylüyorum. Belediyeler sadece İller Bankası'ndan gelen bir gelirle ayakta durmaktan Çaybaşı Belediyesi'ni kurtaracağım. Şimdi biraz sonra anlatacağım projelerle de bunu kamuoyu ve vatandaşımız takdirine bırakmış olacağım. İnşallah bu projemizle beraber hem belediyemiz kendi ayaklarının üzerine durabilecek, hem kendi malzemesi üretebilecek, hem vatandaşımıza faydası olmuş olacak. Niçin faydası olmuş olacak? Şu an 1 metreküp beton 200-220 liraya geliyor bizim bölgemize. Bizden bunu yaklaşık 140-150 lira gibi rakama alabilecekler. Bir mikser betonda 5-600 bin lira kar olmuş olacak. Hem de bizim bundan kazandığımız parayla vatandaşımıza hizmet olarak vatandaşımıza yol yapmış olacağız. Hem Çaybaşı'nda Yeni Cuma'ya kuracak olduğumuz tesisle hem bu tesisle beraber hesap ettiğimiz yıllık İller Bankası'ndan gelen para kadar belediyemiz gelir kaynağı noktasına sağlamış olacak. Bu da Çaybaşı'nın hemşehrilerimize büyük bir müjdedir. Çaybaşı Belediyesi'ni kendi ayaklar üzerinde durabilecek, kendi sistem üzerinde durabilecek bir sisteme getirmek için gayret gösteriyoruz. Biraz zorluklar yaşıyoruz ama emin olun biz Çaybaşı'nın geleceğini inşa etmek noktasında gece gündüz çalışıyoruz. Bu da bunun örneklerinden bir tanesi. Devasa tesislerimizi inşallah Çaybaşı'na kazandırmaya gayret gösteriyoruz. Evet. Hızlı da süreyi de iyi kullanmak adına hızlıca geçiyorum projeden projeye, yatırımdan yatırıma. Neredeyse benim nefesimi yetirmedi yani Çaybaşı ilçesinde yapılanlar. Gerçekten önemli projeler hayata geçiriliyor diyebiliriz. Bu anlamda sizleri tebrik ediyoruz. Yine yapılan projelerden bir tanesi de düğün salonu ki aslında gerçekten adı küçük bir düğün salonu olabilir ama ilçelerde, illerde gerçekten önemli bir ihtiyaç. Yani şimdi şöyle. Kırsal bölgelerde bunu anlatmak, ifade etmek çok zor. Vatandaşımız bir defa ciddi manada düğün yapıyor mu? Düğün yaparken büyük bir eziyeti de çekiyor. Şimdi bizde düğünler iki gün oluyor. Bir gece kına gecesi, evet. işte sabahleyin gelin almaya gidiyor. Biz bunu bir defa bir geceye düşünmüş olacağız. Bir düğün salonu yapmakla. Hem vatandaşımız zaman noktasında tasarruf sağlamış olacağız. Hem de bizim bölgemiz çok yağış alan bir bölge. Yağmur yağışta çok ciddi manada sıkıntılar yaşıyor vatandaşımız. Biz buradaki yapacak olduğumuz, hem yani Çaybaşı'da bir düğün salonu projemiz var, Bayraktepe'de biraz sonra onu da anlatacağım. Bizim bu İlköz'deki, evet. bunun malzemeleri İlköz Belediye Başkanlığımız döneminde çelik korsiyonları alınmıştı. ama imalatı ancak işte bizim bu zamanımıza denk geldi. Şimdi burada toplamda 850 metrekare, toplam 2000 kişilik muhteşem devasa bir düğün salonu hayata geçirme noktası. İnşallah 6. ay gibi, Haziran ayı gibi bitirmeyi planlıyoruz.
bölge insanımızın hizmetine sunmanın fırsatını inşallah yakalamış olacağız. Sadece bizim sözümüz seçim beyannamemizde buradaki mahallelerimiz değil, Kapılı, Göksu, Köklük ve Akbaba'ya da o ölçekli küçük birer düğün salonu yapma sözümüz var. Bu sözümüz taahhüdümüz yerinde. İnşallah bunları da önümüzdeki yıllar ve aylar içerisinde sıraya koyarak yapacağız. Şimdi ikinci ana düğün salonu merkezimiz Çaybaşı'nda. Çünkü Çaybaşı'nda bir tane düğün salonumuz var. İlk kez hiç salonu yoktu. Küçük bir düğün salonumuz var Çaybaşı'nda ama yeterli değil. Şimdi Çaybaşı'nda da güzel, ilçe merkezimize yakışan, sosyal donat alanlarıyla beraber hem toplantılarımızı yapacağımız bir tesisle inşallah önümüzdeki yaz ayı itibariyle faaliyete geçirerek, temelini atarak halkımızı hizmete sunmayı planlıyoruz. Bölge insanımıza ve milletimize, vatandaşımıza hayırlı olsun diyoruz. Yani. Evet, hayırlı olsun dedikten sonra yine bir düğün salonu gibi vatandaşın toplu kullanım mekanlarından birisine, bir ibadethaneye konuşalım. Bir yine cami projesi var ki siz program öncesinde sohbetimiz esnasında da ilçemizde ibadethane noktasında önemli ihtiyaçlarımız var demiştiniz. Bu projeyi biraz anlatır mısınız? Evet, bu çok önemli proje. İlçe merkezimizle ilgili. Çünkü niçin önemli? İlçe merkezimizde tek bir tane cami var. Evet. Bu cami tam şey yolun ortasında, karayolları kamulaştırma sınırları içerisinde kaldığı için karayolları burayı kamulaştırıyor. Şu an ilk kez hem bu camiyi konuşurken karayolunda konuşmuş olalım. Hem Çaybaşı'nın işte o ilk gözlerin korkulu rüyası olan o Çaybaşı rampası ve şehir geçişi yeni bir bulvar açıyoruz aslında Çaybaşı'na, ilçe merkezine. Yeni bir hatla karayolları ihalesini yaptık. Bak yapacağız demiyoruz. Bunu ihalesini yaptık. İlgili müteahhit geldi. Şu an Çaybaşı Tekyaz arasında çalışıyor. Kazı çalışması devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl bu projenin tamamı bitmiş olacak. Taş istinat duvarlarıyla, altyapısıyla, asfaltıyla, şehir geçişiyle. Biz de bu süreç içerisinde camimizin inşaatını başlatmak zorundayız. Geldik, geldiğimiz günden beri işte cami şuraya yapalım, buraya yapalım. Tabi kamuoyunun sesine de kulak vererek cami şehir merkezine, yani şehirden uzaklaştırmadığımız bir alana yapmamız lazım. Bizim şu an Anadolu Lisesi olarak kullandığımız lisenin bahçesine Milli Eğitim Bakanlığımızda daha önce bizim şu an yüksekokul olarak yapılan pazar yerindeki binayı takas ederek buraya Çaybaşı ilçe merkezimize yakışacak modelin altında tüm sosyal tesis ve donat alanları olan, dükkanları olan, pasajı olan, hanımlar lokali olan, hem işte 60-70 kişi aynı anda abdest alabileceğim alanları olan işte projeyi şu an ekranların başında hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız izliyor. Bu projeyi hayata geçiyoruz. Toplam sadece taban inşaat alanı 3500 metrekare, toplam 2500 kişilik de bir cami yapıyoruz Çaybaşı'na. En az Çaybaşı'nın 100 yılını nüfus bakımına baktığımızda ihtiyacı karşılamış olacak. Bu da Çaybaşı ilçe merkezimiz için çok güzel bir şey olacak. Şimdi ilçe merkezi ile ilgili aynı projenin içerisinde olduğu için meydanı da konuşalım projenin içerisinde. Evet. Hemen yana başında pazar yeri dediğimiz alan içerisinde. Büyükşehirimiz şu an proje çalışmasını bitirdi. Buraya da çok güzel bir meydan kazandırarak, o da bir tane iki tane şehitliğimiz var, evliyamız var. Oraya da bir tücbe yaparak tam taksi duraklarımızın arkasında. İnşallah Mart ayı gibi buraya da hemen başlayarak. Şimdi camiyi de buradan kaldırdığımızda mevcut bizim belediye binasını, şu an oturduğumuz belediye binasını yıkarak eski kaymakamlık binasını, belediye binasını taşıyarak ilçeler bazına baktığımızda Çaybaşı ordumuzun 19 ilçeler bazına baktığında en büyük meydanına sahip olan bir ilçe merkezine getireceğiz. Bundan tamamen çehresi değişecek yani. Hiçbir Çaybaşılı kardeşimizin kuşkusu olmasın. Biz bak şu an bu yola çıktık Allah'ın izniyle inşallah. Tüm hemşehrilerimizin desteğiyle şu an planlarımızı yaptık. Evet. Çaybaşı'ndaki aslında en büyük sıkıntı şu, yaşadığımız planlar, imar planları 1992 yılında yapılmış. İlçe merkezi imar planları. Şu an yeni imar planları yapıyoruz Çaybaşı'nda. Sanayi alanları, işte konut alanları, işte yeni meydan projemiz bu. Şimdi büyükşehirimiz bunun ihalesini inşallah, şu an ihaleye çıktı. İnşallah Mart ayı gibi kazmayı vurmuş olacağız. Pazar yerindeki alana yaparak ve camiyle entegre ederek büyük bir meydanı Çaybaşı halkımızın ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu beraberce yaşamış olacağız. Ama cami noktasında bu cami Çaybaşı halkımıza beraber yapacağız. Toplam proje bedeli 10 milyon gibi rakama çıkıyor. Yani küçük bir rakam diyor da 1 milyon 2 milyon gibi rakam değil. 10 milyon gibi bir rakama çıkıyor işte tüm sosyal donatı ve tesis alanlarıyla beraber. Kamuoyuyla halkımıza da bu projeyi paylaştık. Şu an neredeyiz? Kış ayı olduğu için
kazı çalışmasını başlatmadık. Ama Mart ayı gibi, Mart'ın ilk haftası gibi Allah nasip ederse inşallah temelini atmayı planlıyoruz. İşte projenin tanıtım toplantımız bizim Çaybaşı halkımızla beraber. İşte biz bir proje yaparken ya biz biliyorduk mantığıyla değil, ben biliyorduk mantığıyla değil, biz biliyoruz yani komple Çaybaşı halkı olarak biliyoruz. Fikir alışverişiyle birlikte alışverişi ortaya bunlara, çıkıyor bu proje. Tabii yani bunu böyle yapıyoruz. Bunu yaparsak daha çok mantıklı olur düşüncesiyle tüm hemşehrilerimizin desteğini alarak elhamdülillah inşallah cami projemizi de Sayın Kaymakamımız, Sayın Müftümüz, Sayın tüm Çaybaşı hemşehrilerimizle beraber bu projeyi hayata geçirirsek emin olun en mutlu Çaybaşı'nda yapacağım projelerden bir tanesi. Çünkü bunlar ibadethaneler, herkese nasip olması, yapmak, yaptırmak. Rabbim inşallah hem yapmayı hem bitirmeyi de bize nasip etsin diyorum. Çünkü camide bir yılda, iki yılda yapılacak, bitirilecek projede değil. Bir kısmı bizim desteklerimize, bir kısmı büyükşehirimizin desteğiyle, bir kısmı merkezi bütçe hükümetimizin desteğiyle, bir kısmı da vatandaşımızın desteğiyle inşallah bu güzel mabedi, bu güzel dini eserimizi Çaybaşı'mıza kazandıracağız. Alttaki sosyal tesis ve donatı alanlarıyla beraber tüm minibüs yazıhanelerini falan komple buraya indireceğim. Evet. Tüm buradaki bir alışveriş merkezi olacak. Tüm gelen ilçe merkezine gelen hanım kardeşlerimizin bir lokali olacak. Çocukların bırakabileceği bir ortam olacak içerisinde. Hanım kardeşlerimizin ve vatandaşlarımızın kurs alabileceği Kur'an kursu var. Toplam işte 250 metrekare toplamda 700 kişilik bir kapalı salonu var, konferans salonu evet. var. Ya bunlar ilçe merkezi sosyal projelerden bir tanesi. İnşallah bittiğinde ilçe merkezimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evet, şimdiden hayırlı olsun. Kolaylıklar diliyoruz. Bununla birlikte bir de ilk küvez meydan projesi var. Evet. Çaybaşı meydan projesinden bahsettik. İlk küvez. Şimdi bizim ödül aldığımız bir proje var. Evet. Biliyorsun Dünya Engelliler Vakfı tarafından bir ödül aldık. Bu da bu mevcut yaptığımız engelliler rehabilitasyon okulumuzun spor kompleksinin önüne 4000 metrekare üzerine güzel bir meydan projesi planladık. Hazırladık. Evet. Biz burada bunu hazırlarken şunu hemşehrilerimiz müşteri olsun. Hem Çaybaşı'nın hem İlköz'ü kardeşlerimiz. Biz Çaybaşı'nın belediye başkanıyız. Bundan sonra Çaybaşı'nın her metrekaresi Çaybaşı'dır. İlköz'ü de, Yeni Cuma'sı da, Kapılısı da, Göksu'su da, Gurudere'si de. Biz adaletin kılıcı ile yani rende misali değil, destre misali ortak hareket ederek komple ilçemizin kalkınması gereken nokta neresi kalkınması, ayağa kalkınması gerekiyorsa hep beraber ayağa kalkacağız. Bu manada gayret gösteriyoruz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Buraya da sade engelli, çünkü burada spor kompleksi engelleri izah edildiği için bu parkta engellilere göre izah evet. edilmiş olacak. Tüm engelli kardeşlerimizin tamamı sosyal donatı alanlarıyla beraber bu meydandan faydalanmış olacak. Bunun da inşallah projesini bitirdik. Finansmanıyla hiçbir sıkıntı, problem yok. Parası kaynağı da hazır. İnşallah Rabbim işte Haziran ayına kadar bu okulun açılışıyla beraber projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. İnşallah bitirirsek vatandaşımıza beraber de kurdelesini kesmiş oluruz. Evet. Her projenin bir çaybaşı ayağı var ama bir de İlküvez ayağı var neredeyse diyebiliriz. İlküvez tabii daha önceden bir evet. beldeydi. Büyükşehir'le birlikte Çaybaşı'nın merkez mahallelerinden, büyük mahallelerinden bir tanesi diyebiliriz. Hikayelere, esprilere de konu olmuş bir İlküvez Çaybaşı muhabbeti vardır. Bunlar ortama nasıl yansıyor ya da eskilerden kalan böyle hikayeleri konu olan espriler var mı hala? Ben çok sürtüşmeler, atışmalar, tartışmalar ben özellikle, diyebiliriz. Özellikle bu sorunuz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi halen daha belli bir kesim arkadaşlarımız bu konuyu kaşımak istiyorlar. Ya artık şunu tüm Çaybaşıların bilmesi lazım. Tüm İlküvez'i kardeşlerimizin bilmesi lazım. Yani artık ikinci bir merkez olma şansı yok. Tek bir merkez var. Bu da nedir? Hem Çaybaşı'sı hem İlköz'ü ile. İkisi beraber ayağa kalkmak zorunda. Şimdi burada İlköz daha önce kapanan belde bazında orada baktığımızda 72 belde içerisinde ilk 10'a giren hem ekonomik olarak hem konum olarak hem yerleşim alanı olarak büyük bir yerleşim merkezi. Hem normal hem İkizli'nin hem Akkuş'un hem Ünye'nin de ilçelerin ortak buluştuğu bir nokta. Yani en büyük pazarına sahip, en büyük ekonomisine sahip, bu bölgenin evet. en büyük ekonomisine sahip. Şimdi buradaki kardeşlerimiz, Çaybaşılı kardeşlerimiz, İlköz'lü kardeşlerimiz, yani şunu şöyle düşünmeleri çok yanlış bir şey. Yani işte yok aşağı yatırım yapılıyordu, yok yukarı evet. yatırım yapılıyordu. Yani ihtiyaç neredeyse hem Çaybaşı merkeze, hem İlköz merkeze yapılma noktasında bizim hiçbir tereddüdümüz yok. Hiçbir kuşkumuz yok. Şimdi vatandaş sokakta konuşuyor.
Geçen bir tanesi konuşuyor. İşte yatırımlar ilk özde yukarı yapılıyormuş. Ya dedim ki ya ilk özde yatıyor yatırımlar. Sadece OSKİ ile ilgili Çaybaşı merkeze 4,5 milyonluk yatırım yaptık. Daha İlk özde demek Çaybaşı demek zaten. İlk özde daha bir karış su borusu döşettirmedim. Ben ilk özden %88 oy aldım. %88. Seçmen kitlemin yani birçoğu odası olmasına rağmen. Ama hiçbir kardeşim ilk özde kardeşim demiyor ki niye başkanım sen Çaybaşı'nı yapıyorsun da burayı yapmıyorsun demiyor. Ya bunu bir defa kaldırmamız lazım. Çağırdım. Dedim ki senin önerin ne dedim. Öyleyse önerini söyle. Benim fikrim yok. Ya senin fikrin yoksa bir tane projen yok. Bir tane söyleyecek. Çaybaşı ile ilgili, İlköz ile ilgili veya mahalleleri ile ilgili bir tane projen yok. Sadece oturuyor parka veya kahveye. Akşama kadar dedikodu yapıyor. Yok filanca şunu yapıyormuş, yok filanca bunu yapıyormuş. Ya bırakın bu işleri. Kardeşim biz küçük bir ilçeyiz. Sürtüşmemizin bir anlamı yok. Kardeş haline el ele vererek ilçemizin tamamını topyekun düşünerek Kapılısıyla, Göksüsüyle, Gurudelesiyle, Yeni Cumaisiyle, Çaylı'yla tüm mahalleleriyle beraber ilçemizi ayağa kaldırmamız lazım. Bizim bundan sonra hızlı koşmamız lazım. Geriye bakarsak yoksa ama bizi geçene yetişme şansımız olmaz. Evet. Biz önümüze bakacağız. Yanı başımızdan geçerken bize bir fikri olan varsa dinliyoruz. Ama fikri olan yok. Bize köstek olmak istiyorsa da hiç kusura bakma. Sadece selamun aleyküm diyoruz, yolumuza bakıyoruz. Bu manada kesinlikle vatandaş nezdinde bir sıkıntı yok. 3-5 kişi Çaybaşı'nda, 3-5 kişi belki ilk üyesinde bu sürekli bunu kaşıyorlar. Bundan medet umuyorlar. Ama sinekten yağ çıkar mı? Kesinlikle çıkmaz. Hiçbir proje bu şekilde tutmayacaklarını bilsin. Hem Çaybaşılı kardeşlerimiz, bu konuyla uğraşan Çaybaşılı kardeşlerimiz bilsin. Hem ilk üyesinde kardeşim. Vatandaşımızın bir tanesi sosyal medyada yazıyor. Diyor ki ya işte sen Çaybaşı yerine ilk üyesinin resimlerini kullanıyorsun. İşte ilk üyesinin yerine Çaybaşı resimlerini kullanıyorsun. Ya kardeşim ne alakası var? İkisi de aynı ilçenin toprakları. İkisi de aynı ilçenin mahallesi, ilçenin merkezi. Yani şimdi sen buradaki bir mahalle yok mu sayacaksın yani? Bu çok doğru şey değil. Bu şahsen benim de zoruma gidiyor. Yani evet. Ya ben doğma büyüme ilk özledim. Ama benim nüfus kağıdım Çaybaşı. İlçem Çaybaşı. Yani senin buradaki insanları yani irdelemen veya küçük duruma düşünmen ve ilk özlü bir kardeşim Çaybaşı ile ilgili konuşuyorsa aynısı. Onun için de geçerli yani. Bunları asla müsamaha göstermememiz lazım. Halkımızla bu konuda bir vatandaşımız konuşuyorsa kes kardeşim. Bu manada bak böyle bir şey yok. Belediye başkanımız burada. Biz herkese aynı mesafedeyiz. Hiçbir kardeşim, bu da açık yüreklikle söyleyeyim bak. Bu da bir cesarettir yani. Ben belediye başkanının yanına gittim. İlk özdeki kardeşimle, Çaybaşı'daki kardeşimle. Belediye başkanından bir gisip istedim. Veya bir kamyon istedim. Bana vermedi. Veya da benden para istedi. Diyorsa yalan konuş. Oy veren vermiyor. Herkese aynı mesafedeyim. Bunu yaparken de biz adaletin zincirini, adaletin sağlayarak hareket etmek istiyoruz. Ama buradaki baktığımızda ilçe nüfusumuzun 2/3 yukarıki havzada yaşıyor. O zaman biz yukarıki havzaya hiç mi hizmet etmeliyim? Yol yapmayalım mı? Su getirmeyelim mi? Ya oranın bir ihtiyacı varsa yapmayalım mı? Bu çok yanlış bir düşünce. Ben özellikle bu düşüncede olan tüm hemşehrilerimize özellikle buna musamaha göstermemelerini özellikle istirham ediyorum. Özellikle evet. Muhtar arkadaşlarımıza da bu konuda konuşan arkadaşlarımızı uyarmalarını hasreten istirham ediyorum. Çünkü niye? Biz artık itişme zamanı, sürtüşme zamanı değil, el ele vererek ilçemizi ayağa kaldırma zamanıdır. Şimdi biraz sonra açıklayacağım projelerle beraber bak göreceksiniz Çaybaşı ilçesi Türkiye'de değil, dünyada duyulan, ismi duyulan ilçelerden bir tanesi olacak. Ya kimse şunu demiyor. Ya 79 ülke içerisinde sen bir proje yapmışsın, ödüle layık görülmüş, ödül almışsın. Dünya Engeller Vakfı tarafından toplam 300 milyon üyesi var. Ve orada ben 15 dakika konuşma yaptım. En az 2 dakika ayakta alkışladılar. Yaptığımız projenin sunumuyla ilgili. Ya şimdi böyle bir projeyi getirmiş ilçemize kazandırmıştık. Onur duymuş. Çaybaşı'nın ismi 79 ülkede duyulmuş. Ülkede duyulmuş. İlde değil, Türkiye'de değil. Türkiye'de duyulmuş. Ve ödül alınmış. Ya neymiş? İşte proje ilk özde yapılmış. Ya şimdi bizim ilk özde 230 tane engelli çocuğumuz var. 230 tane. 230 tane çocuğu her gün otobüse doldurup aşağı Çaybaşı'na mı getirmek lazım yani? Bu mu hizmet olur o zaman? Ya neyse ihtiyaçsa, hizmet amaç neyse vatandaşımızın ayağına götürmekse ayağına götüreceğiz. Çaybaşı'nda yapılması gereken de Çaybaşı'nda yapacağız. Neydi? İşte şunu diyorlardı. İmam Hatip işte Çaybaşı'nda yapılmaz, ilk özde yapılır. Ya adam demirler gelmiş, inşaatı kazmayı vurduk. Bir gün bir kardeşimiz gelmiş, ya İmam Hatip Çaybaşı'nda yapılmıyormuş. Neyle yapılıyormuş diye sordum, ilk özde yapılmıyor. Adam binaya başladı. Şimdi İmam Hatip buraya yapıldı. Kimse çıkıp demiyor ki ya İmam Hatip buraya yapıldı demiyor. Bizim öyle bir art niyetimiz olmaz. Öyle bir art niyetimiz olsa açık yürekle söylüyorum buradan. Bizi dinleyen tüm hemşehrilerimiz huzurunda. Çaybaşı'na geldiğimde 12 desik İmam Hatip okulu vardı planlamada. 70 yataklı pansiyon vardı. Kapalı spor salonu falan yoktu. Geldim. Pansiyonu 200 yatağa çıkarttım. Okulu 32 desteğe çıkarttım.
Yanına bir de kapalı spor salonu koydum. Ya benim bir art niyetim olsa, yani Çaybaşı'nı istemiyorum veya yapmayacak olsam. Ya niye uğraşayım o zaman? Ne geçmişse onu yapmış benim. Millet yine İmam Hatip Okulu'nu yapmış diyecekti bana. Ama bizim sevdamız o değil. Bizim sevdamız Çaybaşı sevdası. Ben her metrekaresine tüm vatandaşlarımızın en ucrasından en üst, en altından en üstüne kadar hepsini aynı mesafedeyim. Hiç bak karla mücadele ediyorsun. Bir kardeşim diyebilir mi ki benim yolumu geri bıraktı veya şu mahalleyi geri bıraktı? Asla diyemez. Diyemez yani. Çünkü biz onlara musamaha göstermiyoruz. Özellikle halkımızın da buna musamaha göstermemesini özellikle istirham ediyorum. Şu an en çok konuşulan konulardan bir tanesi yok aşağısı yukarısı mevzusu. Ya bırakın bu işleri ya. Bu işler kapandı artık. Eğer hala bu konuyla ilgili düşüncesi, sorusu olan varsa zannediyorum ki bu açıklamalarınızdan sonra akıllardaki soru işaretleri de gitmiş olacaktır. Net söylüyorum. Gelsin desin ki benim şurayla ilgili şu projem var. Mantıklı. Yapmayın. Bak yapmayın. Bu kadar net konuşuyorum. Halkımın önünde, böyle televizyonda, canlı yayında söylüyorum. Yapmayın namerttir. Evet. Bu kadar net konuşuyorum ya. Ama sen hiçbir projen yok. Sadece işi, gücü, kafa bulandırmak. Aşağı, yukarı. Kardeşim bundan sinekten yağ çıkmaz. Sinekten yağ çıksa bak ben bunun örneklerini söyleyeyim size. Çaybaşı'nda tüm 22 mahallede birinci olmuşum. Çaybaşı'nda 1070 oy almışım. Çaybaşı'nın 14 mahallesine söylüyorum. Bunların o projesi tutsaydı bunların hiçbirini yapma şansımız yoktu. Ama tutmadı. Tutmaz da evet. Vatandaşımız bunları çok iyi biliyor. Vatandaşımız güzel terazide tartıyor. Kimin ne yapacağını, kimin ne edeceğini biliyor. Hiçbir kimsenin de bu konuda en ufak tereddüt olmasın. Bak biz OSKİ ile yaptığımız tüm yatırımları ilçe merkezine yaptık. Şimdi tüm şehri önümüzdeki sıcak asfalt yapacağız. Tüm caddelerin tamamını. Ara sokaklar tamamı tüm parkeyi kaldıracağım. Ne diyecek adam bundan sonra? Ne diyecek yani? Ya hoş ben Çaybaşı'nın vilayet yapma şansım yok. Gücüm neyse gücüm nispetinde bu manada gayret gösteriyorum. Ama buna da tüm kardeşlerimizin hassasiyet göstermesini özellikle istirham ediyorum. Evet. Yani çünkü birbirimize saygımız olması lazım. Saygımız yoksa bu işin olma şansı yok yani. Evet, aslında bu konuyla ilgili uzun uzun konuşulabilir. Gerçekten aslında önemli. Aşağısı yukarısı yok. Çaybaşı bir bütündür. Aslında bütün ilçeler bir bütündür. Birlikte hareket etmelidir ki büyük şehir ordu, bütün şehir orduda diyebiliriz. Çaybaşı'nın güzelliklerinden bahsedeceğiz ama öncesinde gene biraz eleştiriye de açık bir konuyu size sormak istiyorum. Çaybaşı ilçesinde bir çöp depolama alanı yapılıyor ya da yapılması planlanıyor. Şu an çalışmalar ne aşamada? Bununla ilgili de eleştiriler ya da soru işareti olanlar vardır kafasında. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, teşekkür ediyorum. Daha önce, bizden önce Canik Kızlar Yaylası Belediye Birliği tarafından birlik tarafından organize edilen bir çöp alanıyla bu zaman 7 belediyenin ortak alan olarak belirlediği bir alan üzerinde biz İlköz Belediye Başkanımız döneminde geldiğinde planlama noktasında sonra Canik Belediye Birliği adı altında toplam 22 belediye olarak daha önce Çevre Bakanlığı'nda bu alanlar izinleri, ruhsatları çalışmalar yapılmıştı, izinler alınmıştı ve Çevre Bakanlığı'nda burası çöp alanı ilan edilmekte ilan edilmişti. O zaman Canik Belediye Birliği buranın ihalesini yapmıştım. Tabii büyükşehir oluşuyla beraber projeyi başlayamamıştı. Sonra akabinde büyükşehir oluşumuza beraber büyükşehir yeni yapılanmasında hemen ilk etapta çöple ilgili yani yeni alınmış izin alanı ile ilgili projeyi başladı ve hamdolsun bitirdi de. Ama burada bir 11 tane vatandaşımız dava açtı. Dava neticesinde, yani çünkü biz mahkemenin üstünde bir yapımız yok. Açılmaması noktasında çok gayret gösterdik. Vatandaşlarımıza da özellikle bu manada bu projenin engellenmemesi noktası. Çünkü çöp de tüm belediyelerin başlı başına bir sorunu, yani problemi. Hem büyükşehirimizin hem ilçe belediyelerin. Ama gayretlerimiz neticesinde çok verim alamadık. Yani siyasi olarak da bazı arkadaşlarımız bu davanın içerisinde bu olayı kaşıdılar ve mahkeme sonucunda mahkeme burayı durdurdu, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ve akabinde büyükşehirimiz yapmış olduğu proje noktasında yani ÇED gerekli değildir raporu vardı. Sonra ÇED gereklidir rapor almak üzere tekrar bakanlığa müracaat ettim. Şu an resmi müracaatları devam ediyor, süreç de devam ediyor. Süreç noktasında biz büyükşehirimizle beraberiz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla buradan tüm halkıma açık yürekle söyleyeyim. Beraber olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu manada yani olumlu olma noktasında, yapılması noktasında gayret gösteriyoruz. İnşallah vatandaşımızın kafasındaki soru işaretleri de kalkmış olur. Bu manada büyükşehirimiz zaten bu konuda gerekli çalışmaları, gerekli hassasiyeti gösteriyor. Bu depolama alanı ilçeye herhangi bir zararı var mıdır ki karşı çıkılıyor?
Yani bununla ilgili şöyle, çalışmalar yapılmış muhakkak ki. Şimdi çöp deyince herkese farklı bir algı geliyor. Yani kimse istemiyor diyor yani. Evet, adı yani üstünde çöp kötü bir şey. Adı üstünde. Ama şimdi çöp yani böyle doğaca, doğaya vahşice dökülüp işte vahşi depolar, işte kartalların üzerinde uçtu, yani kamyonlarına günlük gelip döküp gittiğim bir alan olmayacak. Yani burası düzenli depolama. Sadece ilçe belediyesinin veya büyükşehir belediyesinin muhtesinde de değil. Bakanlık olarak da, Çevre Şehircilik Bakanlığı da burayı düzenli olarak denetleyecek ve düzenli olarak bir aykırılık varsa, yani depolamada, tesiste, işte yapılaşmada bu öyle bir yapı olduğunda zaten bakanlık olarak hemen müdahale ediyor. Çünkü çevreye ve doğaya zarar vermemesi gerekiyor. Bu manada bu doğrultuda büyükşehirimiz şu an gayret gösteriyor yapılması noktası. Biz de bu manada büyükşehirimizle beraber olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İnşallah hayırlısıyla yani genel projenin altyapısıyla ve üst yapısıyla beraber, fizibilitesiyle beraber biter. Biz de büyükşehirimize destek olduğumuzu tüm kamuoyunu, yani bize bazı şunu söylüyor, yani o ilçe belediyesi istemiyormuş, belediye başkanı karşı çıkıyormuş. Ha şunu açık bir şekilde söyleyebilirim. Yani vatandaşımız birçoğu bunu istemiyor. Yani buraya yapılması noktasında bir ayak duruyorlar. Vatandaş kamuoyu yoklamasını yaptığımızda. Ama şimdi büyükşehirimizin böyle bir projeyi, yani ben akıbetinin doğal olarak güzel şeyler doğuracağına inandığım için, ha belki çöp güzel midir diye belki vatandaşımız sorabilir. Ama bu manada inşallah hayırlısının olacağını ifade etmek istiyorum. Büyükşehirimiz de zaten bu konuda gayret gösteriyor. İyi olma noktasında gayret gösteriyor. İnşallah hayırlısı olur. Evet. Yine de hızlı bir şekilde ilerleyelim istiyorum. Çöpten konuşmuşken şimdi Çaybaşı'nın güzel taraflarını ele alalım. Gerçekten evet. Aslında sadece Çaybaşı değil, bölgemiz doğanın cömert davrandığı noktalardan bir tanesi. Yeşiliyle, mavisiyle ki Çaybaşı ilçesinde de gezilip görülmesi gereken, turizme kazandırılması gereken belki binlerce tane nokta vardır ama Çaybaşı Mesire Alanı projesi var. Bununla başlayalım isterseniz. Yine İlküvez Mesire Alanı projesi. Evet, ikisini bir konuşalım. Evet, ikisini bir konuşalım. Hem zaman açısından. Aynen, evet, doğru. Çaybaşımızın merkezinde, Bayraktepe dediğimiz alanda gerçekten çok güzel, nefis bir manzarası olan, hı hı. Hem denizi gören, hem Çaybaşı'nın çok hakim bir noktasında. Çaybaşımızın az önce işte düğün salonu yapacağımız dediğimiz alan içerisinde güzel bir sosyal donat evet. alanı kazandırmayı planlıyoruz. Bunu şu an tüm proje çalışmalar bitti. Buranın tahsisini 29 yılına Çaybaşı Belediyesi'nden şu an aldık. Tahsisi de Çaybaşı Belediye'mizin bünyesinde. Evet. İnşallah buraya 60 kişinin kalabilecek konaklama alanı, sosyal donat alanları, bir kapalı halı sahası, işte bir düğün salonu, konferans salonu, işte kır alanlarıyla beraber sosyal donatı ve tesisle beraber güzel bir projeyi hayata geçirme noktasında gayret gösteriyoruz. Ve 2016 yılında bunu bitiremeyebiliriz. Ama dönemimiz esnası boyunca 2019'a kadar Allah nasip etsin inşallah Rabbim nasip etsin bu projeyi Çaybaşımıza kazandırmayı planlıyoruz ve hedefliyoruz. Bundan hiçbir hemşerimizin de kuşkusu ve tereddüt olmasın. Çaybaşımıza, ilçe merkezimize hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Yine aynı projemizin daha önce Amerikan üssü olarak kullanılan ilk gözde radar yeri dediğimiz alan üzerinde buraya da güzel bir, yani tam şehir merkezine yakın bir güzel bir mesire alanı aynı proje kapsamında burayı da hayata geçirme noktasında projemizin son aşamasına geldik. Burayı da inşallah iki projeyi de aynı anda başlayarak hem Çaybaşı'nın hem ilk gözdeki iki projeyi de başlayarak biz turizmde bunu iddia ediyorum. Ordu'nun 19 ilçe arasında İlklerde olacağız. Belki ilk birde olamayız ama ilk ikide mutlaka olacağımızın hiçbir Çaybaşı'da ve Ordu'da hemşehrimizin kuşkusu olmasın. Şimdi biraz sonra açıklayacağımız turizm projeleriyle bu alanı da neler düşündüğümüzü, neler evet. ifade ettiğimizi görmüş ve yaşamış olacaklar. Ben hem ilçe merkezimize hem ilk üyesi kardeşlerimize böyle iki projemizin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Yapmayı da bize nasip etsin Rabbim diyorum. İnşallah bitirmeyi de hep beraber sizlerle beraber, kamuoyumuzla beraber ve halkımızla beraber bitirmeyi hedefliyoruz ve düşünüyoruz. Evet, görselleri çok güzel. Evet. İnşallah hayata geçtiği takdirde bizler de oraları görmeyi, oralarda evet. vakit geçirmeyi çok isteriz. İnanıyoruz ki birçok izleyen de şimdiden heyecanlanmıştır ki sizi en çok aslında heyecanlandıran noktaya gelelim. Çaybaşı'nda turizme gelelim. Önemli projelerimiz evet. var dediniz. Çaybaşı'yı evet, lig atlatacağız diyebilirsiniz. Evet, biraz zamanımız var herhalde. Bir 25 evet, evet. dakika. Bu çok önemli. Bu sadece Çaybaşı adına değil, ilimiz ve ülkemiz adına önem arz eden projelerden bir tanesi.
Bunu niçin söylüyorum? Ordu ayağa kalkacaksa 4 ana temel var. 4 ana temelden bir tanesi turizm. Evet. İkincisi tarım. Üçüncüsü bilim insanlarını buraya getirebiliriz. Çünkü niye? Bizim olduğumuz, Çaybaşı olarak konuşuyorum, coğrafya olarak iki havaalanı tam ortası. Hem Samsun Havaalanı hem Ordu Havaalanı. İki havaalanı tam ortasındayız. Turizm olarak turizm cenneti bir yerdeyiz. Öksürenin değerli en yüksek olan bir mıntıkadayız. Şimdi görsellerini izlediğimiz proje Uluslararası Yaşam ve İletişim, yani Çaybaşı Uluslararası Doğal ve Yaşam Kompleksi. Bu Türkiye'de ilk ve örnek olacak. Şimdi şunu ekranda durdurabilirse, arkadaşlarımız ekranda şöyle durdurabilirse resmi, bir geri alabilirseler. Evet, bir geri alalım. Şimdi sevgili rejideki arkadaşlar. Bu proje bizim yukarıda içme suyu göleti yaptığımız alan üzerinde planladığımız toplamda 1200 hektar alan üzerine kurulan, 1200 hektar alan üzerine kurulan ve toplamda proje bittiğinde en az 1000 kişiye istihdam sağlayacak, 1000 kişiye istihdam sağlayacak devasa bir kompleks. Burada 5 yıldız oteli var, tatil köyleri var, bungalov evleri var, konaklama alanları var, yurtlar var, okullar var, göğüs ve sağlık öksüren tedavisi de görebilecek bir göğüs hastalıkları özel sektör olarak var. Biz bu aşamaya kadar getirdik. Bunun finansmanını Ortaoğlu'lu bir yatırımcı kardeşimizle beraber finansmanı imzaladık. Ön sözleşmeyi yaptık. Bir aşamaya geldik. Proje bitme aşamasına geldi yani. Evet. Proje. Şimdi ne sıkıntımız kaldı? Sadece devlet olarak biz yerel olarak yer tahsisi yapacağız. Şu an imar planları, halihazır haritaları ve jeofizik etütlerini yaptırıyoruz. İller Bankası'nda bunları yaptırıyorum. Aynı onun da ihalesi var. Parasını falan çıkarttık. Tamamen hibe olmak kaydıyla belediyenin kasasına 1000 lira harcamamak kaydıyla. Buradan imar planları yaptıktan sonra inşallah hızlı bir şekilde hem Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde hem Sayın Başbakan Yardımcımız Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Bey'in öncülüğünde hem Sayın Milletvekillerimizin öncülüğünde bu devasa tesisi Rabbim inşallah ilimize, önce ilimize, ondan sonra ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. Bu uluslararası dünyada örnek tesislerden bir tanesi olacak. Türkiye'de aynı kompleksi içinde barındıran tek tesis olmuş olacak. Evet. Yani burada sessiz ve hızlı ilerliyoruz hayvan, diyorsunuz. Hayvan oteli var. Yani rehabilitasyon alanları var. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümleri var. Orta Doğu'da yetim kalan ve dul kalan hanım kardeşlerimiz rehabilit edebilecek ve eğitim alabilecek alanlar var. Bu çok önemli yani. Ben İslam Kalkınma Bankası'nda genel sekreterimiz vardı. Doktor Sabır Bey'le de. Oraya yaklaşık 4 saate yakın bir sunum yaptım. Buradaki bu projeyi, bu alanı bu bölgeye kazandırmayı hedefliyoruz. İşte devasa. Bak hiç doğayı da bozmuyoruz. Hani bu çevreciler, doğacılar var ya. Şimdi bak şöyle böyle bir tesis var. Doğanın içi bozulmuş mu? Bakıyorsunuz aynı böyle. Yaptığımız tüm binalar ağaçların boyunu geçmeyecek. Hiçbir ağaç kesmeyeceğiz. Tamamen orman içerisinde doğal bir yaşam kompleksi, yaşam alanı kuracağız. Bunun finansmanı ile ilgili, ödeneği ile ilgili hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yok. Tüm ödenek noktası, finansmanı tamamen Orta Doğu sermayesi ile çözülmüş. İnşallah planlarımız şu an bunlar hemen kazmayı vurmayı da hedefliyorlar. Tek bekledikleri nokta bizim yer tahsisi ve alan tahsisi. Bunun alan tahsisi de şu şekilde oluyor. Onu da kamuoyuyla evet. paylaşmamda fayda var. Şimdi bu bölgenin orman arazisi olduğu için turizm alanı ilan etmemiz gerekiyor. Turizm alanı ilan etmeden bu türlü alanlarda orman arazilerine inşaatı açamıyorsunuz. Evet. Bunun için turizm alanı ilan edeceğimiz alanları mevcut ilk önce planlarını yapmamız gerekiyor. İmar planlarını, hali hazırlarını ve jeofiziklerini, bunlara bina yapılabildiğini ortaya çıkartmamız gerekiyor. Ondan sonra Bakanlar Kurulu kararıyla burası turizm alanı ilan ediliyor. Turizm alanı ilan edildikten sonra bu araziler vatandaşa sade kiralanıyor. Yap işte devlet modeliyle 29 yılına veya 49 yılına ilgili firmaya kiralanıyor. 29 yılına bu tesislerin tamamı da belediyenin olmuş oluyor veyahut da devletimizin olmuş oluyor. Bu projenin inşallah hayata geçirilme noktasında gayret gösteriyoruz. Emeği geçen tüm herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Projenin asıl mimarlarına, proje çizenlere şu ana kadar sadece projenin çizimiyle ilgili 1,5 milyona yakın bir kaynak ayrıldı, ödenek ayrıldı. Bizim belediyemiz kasasına 1000 lira para ödemedik. Tüm ilgili firma bunun ödeneklerini karşıladı. Bunun içerisinde yok. Geldiğinizde tüm yaşam alanı hepsi var. Burada ne istiyorsanız var. Ata binmek istiyorsanız var. Gezmek istiyorsanız, bisiklet turu yapmak istiyorsanız var. Safari yapmak istiyorsanız var. İşte içinde avlak saha, Türkiye'nin biliyorsun en büyük avlak sahasını kuruyoruz. Avlak saha var. İşte camisi var. Alışveriş merkezleri var. Oteli var. Köy pazarı var. Sadece bir projenin içerisinde gelip otelcilere getirip buraya koymak değil. Yereldeki halkı da ayağa kaldırmam lazım.
Oradaki köy pazarı kurduk. Yerel ürünleri orada sattıracağız. Gelen turistlere, gelen vatandaşlara yaptıkları ürünleri orada sevgiliye satarak halkımız da para kazanacak. Emin olun sadece börtlen sastırlar yılda kendilerini geçindirecekler. Bak birçoğuna hayal geliyordu. Ama şimdi elhamdülillah çok şükür olsun projede son aşamaya geldik. Geçen işte buradan 15 gün önce Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Başbakan Yardımcımızı da ziyaret ettik. Ondan sonra proje müellifleriyle beraber, yatırımcısıyla beraber bakanlık ayağını son aşamaya getirdik. İnşallah bittiğinde ordumuzun vizyon projeleri, turizm projelerinden bir tanesi olmuş olacak. İlçemize ve çaybaşılarımıza, tüm halkımıza hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Evet, şimdi ben de diyormuşum, neden orduya yapılmıyor da çaybaşına yapılıyor. İlk kez çaybaşı kıyası gibi gerçekten çok hoş bir proje dinlerken ben bile zaman zaman gibi oldum. Yani şaşırtıcı bir proje. İnşallah dediğiniz gibi hızlı bir şekilde hayata geçer ve tüm ordu, hatta tüm Türkiye buradan faydalanabilir, hizmet alabilir. Bu önemli yatırımı da kazandırmanız için ayrıca kolaylıklar diliyoruz. Gerçekten önemli bir proje olmuş diyebiliriz. Ama bir avlak sahası dediniz. Bunu da biraz açarsanız yine turizm projelerinden bir tanesi Çaybaşı ilçesini. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz Avrupa Birliği projelerinde İlköz Belediye Başkanı'nın döneminde 14 tane Avrupa Birliği projesi yaptık. 9'unu uyguladık. Siz biraz projeci bir belediye başkanısınız da diyebilir miyiz? Yani şöyle... yani bu sadece çok güzel, hem belediye kaynaklarını yani yerelde yol yapmakla, su getirmekle bu işler çözülmüyor ama işte az önce değil mi, belediyenin nüfusunu artırmamız lazım. Herkesin evine bir ekmek koyabilmem lazım. Şimdi böyle belediye geliyor adam. Diyor ki başkanım ben işsizim. Bana işte iş. Şimdi Çaybaşı Belediyesi'nin işçi alacağı kapasite belli. Bunun dışında alma şansı yok. Ama biz bu türlü projeleri hayata geçirirse hem göç alacağız. Şimdi bak 1000 kişi dediğinde 4 ile çarp. 4000 kişi demek yani. Şimdi nüfus için uğraşıyoruz da ya bir kişi gelsin, 3-5 kişi gelsin diye. Şimdi biz Çaybaşı'nda biraz sonra işte bu turizm projesiyle beraber bir de teknoloji merkeziyle ilgili açıklayacağım projeyle beraber açıkladığımda bir avlak sahayla oturtturduğumda şimdi bu avlak saha Türkiye'nin en büyük avlak sahası oluyor. 5200 hektar arazi üzerine kuruluyor. Evet. Burada Akkuş Belediye Başkanımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. İsa Başkanımıza beraber ortaklaşıyoruz. Hem İkizce Belediye Başkanımız hem Akkuş Belediye Başkanımız. Onunla bir kısım onların alanlarına da giriyor. Onlar kendi alanlarıyla ilgili kısmı zaten kendileri açıklayacaklar inşallah. Biz ortak 3 belediye devasa bir proje hayata geçiriyoruz. Ben örnekleri nerede gördüm? İspanya'da var. Finlandiya'da var. Ben Finlandiya'da gittim. Ben küçük bir anımı anlatmak istiyorum Finlandiya'da. Herhalde 2 dakikada anlatırım. Biz oraya gittik. Avlak sahaya gittik. Şimdi sahanın içine gittik. Yani bize bir av elbisesi verdiler. Dediler ki işte $100. Verdik. İşte bir de dediler ki sen burada kaybolursun. Burası büyük bir saha. Bir de rehber vereceğiz sana. İşte $100 da rehbere verdik. Onu da verdik. Bir de bize birer tane tüfek verdiler omuzumuza. Dediler ki siz işte birer tane, 5 tane fişek koydular. Her fişek $100. Yani sahaya girdik, içeri aldık, tüfeği omuza aldık. $700 para ödedik. Ödedim o zaman. Ödedim filan diye de. Ya dedim ki ya biz böyle bir, bizim bu bölgemiz orman bölgesi. Ya niye yapmayalım? Çok zor şeydi. Biz öyle hayvan öldürmek veya hayvan vurmak amacıyla yola çıkmadık. Biz burada zaten hayvan yetiştireceğiz, üretim çiftliği kuracağız. Çiftlikte ürettiğimiz hayvanı doğaya salacağız. Zaten vurma şansın yok. O da fiyatlar var işte. Hayvan sayısına göre hangi hayvanları vurduğuna şu para, bu para diye. Ben filan dediğim örnekleri söyleyeyim. Yani bir avcı geldiğinde $5000 para bırakıyor. 5000, hiç abartması söylüyorum. $5000 turizm açısından. Biz Ordu'da buna çok müsait. Doğasıyla, coğrafyasıyla, ormanıyla, dağıyla buna çok müsait. Böyle bir proje yapalım dedik. Bu maksada bir kısmını da Avrupa Birliği proje kapsamına oturttuk. Biraz da kaynağımız, ödeneğimiz de hamdolsun bu konuda var. İnşallah resmi süreç ve izinleri bitirir bitirmez. Şu an milli parklarda evraklarımız bitirir bitirmez. İnşallah hayata geçirme noktasında gayret gösteriyoruz. İşte bu turizm projesiyle beraber hayata geçmiş olacak. Şimdi neyi getirdi? Biz avlak saha projesini açıkladık. Açıkladıktan sonra yurt dışından şu ana kadar onun üzerine yatırımcı geldi. Geçen İspanya'dan. 120 bin hektar adamla avlak sahası varmış. Bizim bu avlak projemizi görünce biz bu projeye talibiz. Biz bu projenin tamamının finansmanı ve işte işletmesini yaparız. Bizim işte şartlarımız var. Bizim şartlarımız kabul edilsin anlaşırız. Şu an konuşuyoruz halde. Rusya'dan 2 tane avla ilgilenen dernek vakıflar geldi. Projeyle ilgili. Şimdi bu türlü projeleri hayata geçirdiğimizde işte hem ordumuz göç alacak. Yani göç veren bir il değil. Evet. Hem de bu türlü vizyon proje turizmde en öncü noktalarda hem ülkemizin turizmine bir katkı sağlamış olacak. Bu da çok önem arz eden projelerden biri olduğunu düşünüyorum.
İnşallah bittiğinde ilimize, ülkemize, ilçemize hayırlar getireceğine hiç kuşkum ve tereddütüm yok. Başarmama şansımız hiç yok. Bahane, yani ben bahaneyi kesinlikle sevmem. İnşallah göreceksiniz. Bizim dönemimiz içerisinde avlak sahibi hayata geçirdiğimizde Türkiye'de Google'a girdiğinizde tıkladığınızda avlak sahibinizde çaybaşı avlak sahası hemen ortaya çıkmış olacak. Bu müthiş bir tanıtım olacaktı. Tanıtım evet. içinde müthiş bir ivme kazandıracağını düşünüyorum. Yani. Evet, yine bir diğer sizin prestij projelerinizden diyebiliriz. Teknokent, Silikon Vadisi. Evet. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ben özellikle bunda emeği olan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Rektörümüze, Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Başbakan Yardımımız Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Bey'e çok çok teşekkür etmek istiyorum. 7 Haziran seçimlerinden önce resmi imza törenimiz üniversitemizin kampüsünde yapıldı. Şu an bununla ilgili bakanlıklar arası yarışmalarımız devam ediyor. Bu projeyi hayata geçirecek olan bir dernek yönetimiyle beraber ortaklaşa hareket ediyoruz. Geçen bundan 20 gün önce Sayın Bilim ve Sanayi Bakanlığımızın bünyesinde tüm bürokrat arkadaşlarımızla beraber toplantı yaptık. Projenin sunumlarını son aşamaya geldik. Şu an resmi kurumlar arası yarışmalar bitiyor. İnşallah biter bitmez de hızlı bir şekilde imar planları, işte haritaları, jeofizikleri yapılarak bölge insanımıza hizmet sunmuş olacak. Bu projeler doğa proje. Bunlar bak gördüğünüz, bunlar plaza. Bunlar şu gördüğünüz yuvarlak, evet. Bunlar bina, 7-8 katlı bina. Bunlar tamamen NASA teknolojisiyle yapılacak. Bunun finansmanı da Dubai'li bir kardeşimiz geldi. Biz bununla ilgili 1,5 milyar dolarlık bir ön sözleşme imzaladık. Şu an halen de telefon trafiğimiz devam ediyor. Buranın şu an fizibilite raporları hazırlanıyor. Fizibilite raporları bittikten sonra inşallah Allah nasip ederse 2016 yılı içerisinde kazmayı vurmayı planlıyoruz. Ben emeği geçen tüm siyasi büyüklerime Çaybaşı halkım adına çok teşekkür etmek istiyorum. Bu proje bittiğinde kaç kişi çalışacak biliyor musunuz? Toplam 4000 kişi istihdam sağlayacak. 4000 kişi? Evet, 4000 kişi istihdam sağlayacak. Burada alışveriş merkezleri var. 5 yıldızlı oteller var. Normal kuluçka dediğimiz ARGE merkezlerin pazarlama alanları var. Burada yazılım firmaların yapacağı alanları var. Sosyal donatı ve spor tesis alanları var. Futbolcuların kamp yapacağı alanları var. Yani toplamda 2000 dönüm arazi üzerine kurulacak olan bir proje. Şu an biraz sessiz sedasız gidiyoruz. Sessiz sedasız ve sebebimizden bir tanesi şu. Çok öne çıktığımızda başka sıkıntılar çıkıyor öne. O sıkıntılar yaşamamak için şu an bakanlar bakanlıklar arası resmi yazışma, resmi evrak sürecini tamamlamak üzereyiz. Bir dosyaya sunduk. Eksik evraklarımız noktası bakanlık bize yazı yazdı. Şunları da tamamlamanız gerekiyor diye. Önümüzdeki hafta itibariyle resmi yazı süremiz tamamen bitmiş oluyor. Bakanlığı dosyayı vereceğiz. Ben özellikle Bilim ve Sanayi Bakanı Müsteşarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bana sadece şu ifadeyi kullandı. Türkiye'de 62 tane teknopark vardı. İlk defa içi dolu olan ve bu kadar bilgi ve iyi niyet mektubu diyemiz yani teknoparklar ya yazılım firmaları bir de iyi niyet mektubu vermesi gerekiyor. Ben yazılım departmanımı şu yıl içerisinde buraya taşıyacağım. Bu çünkü protokolle yapılıyor. Toplam 7 tane de üniversitenin ön protokolü var. Evet. Bunun 3 tanesi yurt dışından. Geri kalan kısmı ama ana kademesi Ordu Üniversitemiz. Ordu Üniversitemizin bünyesinde kurulmuş olacak. Ordu Üniversitemize ait olmuş olacak. Ve Karadeniz'imizin inci köşesinde İnci diyar dediğimiz güzel ilçemiz Çaybaşı'nın güzel yerinde böyle bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu inşallah Rabbim bize nasip etsin diyorum. Bu tabii çok büyük bir proje. İnşallah tabii sıkıntıları da olacak. İnişi de olacak, çıkışı da olacak. Ama bittiğinde emin olun ki tüm uyarlıkların tamamı hepsi bitmiş olacak. Ben emeği geçen tekrar herkese çok çok teşekkür etmek istiyorum. Projemiz ilçemize, ilimize, ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ve Sayın Müsteşarımızın o sözüyle de projeyi noktalamak istiyorum. Gerçekten de çok güzel bir proje. Bu projeyi de Sayın Başbakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız açıklaması lazımdı, kamuoyuna dedi. Artık takdiri de onlara bırakıyorum. Biz bir aşamaya getirelim. Bir aşamadan sonraki problem bizden çıkmış oluyor. Bizim siyasi büyüklerimiz, siyasi erkanda, hükümetimizde. Ben o konuda hükümetimizin ve siyasi büyüklerimizin tam desteğinin olacağına hiçbir kuşkum ve tereddütüm yok. Herkesten emeği geçen ve bu manada arazi noktasında bize destek olan tüm hemşehrilerimize de
sonsuz şükranlarımı ifade etmek istiyorum ve teşekkür ediyorum. Yani. Evet, dediniz ki turizmle ilgili projelerimi anlatırken gerçekten şaşıracaksınız. Sadece şaşırmadık, gerçekten de heyecanlandık. Programın başından beri turizmle ilgili projelerimiz var, turizmle ilgili projelerimiz var derken de neden bu kadar heyecanlı olduğunuzu o projeleri dinlerken gördüm, anladım diyebilirim. Gerçekten çok önemli projeler. Tebrik ediyoruz. Bazen bizler de size ulaşamadığımızda belki hani neden ulaşamıyoruz diyebiliriz ama sizin nerelerde vakit harcadınız? Öyle görünüyor ki ortada sessiz ve hızlı ilerliyoruz diyorsunuz ki projeci bir belediye başkanı şu an bizimle birlikte. Evet. Ya şimdi şöyle. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum İlten Hanım. Bu manada şöyle bakmak istiyorum. Genel olarak yani bakış açımı söyleyeyim. Proje insanın bir çocuğu gibi. Şimdi sen çocuğuna kıyma şansın var. Evet. Nasıl seviyorsun? Emin ol benim sevdam da o. Benim sevdam ilçemin sevdası, ilköğretim sevdası, mahallelerimin sevdası, vatandaşımın sevdası. Ne mutlu ki o vatandaşımızın duasını almışsan en bahtiyar, en mutlu olan insanlardan bir tanesi benim. Bu makamlar gelecek geçici. Eğer bir eser bırakabilmişsek oraya, ben bir eser bıraktığımı da inanıyorum. Tüm İlköz'ü kardeşlerim şahit. İlköz Belediye Başkanı'nın döneminde. İlk aday olduğumu şunu söylemiştim. Dedim ki ben buraya öyle bir eser bırakacağım ki 25 yıl sonra 30 yıl sonra geldiğinde gençler beni konuşacak değil mi? Ve elhamdülillah ben 5 yılda İlköz'e o eseri bıraktığımı inanıyorum. Tüm şehrin tüm altyapısını yapmış. Kanalizasyonunu yapmış. İçme suyunu yapmış. Şehri tamamen asfalt döşemiş. Üst yapıyı yapmış. Deleleri ıslah etmiş. Tüm mahalle yollarını tamamen ıslah etmiş. Evet. Delelere buzları koymuş. Mahalle yollarında 30 kilometre yakın beton yol yapmış. Yani bu onur verici bir şey, gurur verici bir şey. Ha bunun teveccühünü de vatandaşlarımızdan her zaman almışlıktır. Ben vatandaşlarımıza çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ama işte projede aynen bunun gibi. Proje insanın bir çocuğu gibi. Biz yatıyoruz, kalkıyoruz. Bazı hanım bana diyor ki ya şu belediyenin işini eve getirme diyor. Ona da hakkını helal etsin. Özellikle bu gece istirham ediyorum bundan. İster istemez getirmek zorunda kalıyorsun. Geldiğinde mutlaka eve geldiğimde en az 1 saat, 2 saat bu projelerle ilgili yani dinlenin kafayla evde ona çalışıyorsun. Acaba yarın nasıl bir program yapalım? Yastığı başını koyduğunda bu vatandaşın vebal ve sorumluluğu var. Çok kolay şey değil. Yani insanların önder olmak, belediye başkanı olmak, büyük olmak. Çünkü herkesin vebali ve sorumluluğu senin sırtında, senin boynunda. Bir adamın evini damlıyorsa, bir adamın evine soğuk gidiyorsa ya bunların da vebal ve sorumluluğunu görmek zorundasın. Ha görmeye gayret gösteriyoruz ama göremediğimizler de var. Göremediklerimizi de hem muhtarlarımızla hem vatandaşlarımıza söylüyoruz. Diyoruz ki bu konuda yardımcı olacağımız arkadaşlarımız var. Yardımcı olalım. Gayret gösteriyoruz yani. Ama hiç kimsenin de onurasını kırmıyoruz. Yani. Evet. Hiç kimsenin yani. Bu manada gayret gösteriyoruz. Onun için biz çaybaşımızın öne kalkma noktasında tüm eforumuzu sarf ediyoruz. Bak şimdi yenilenebilir enerji ile ilgili rüzgar enerjisi kuruyoruz. İlk defa lisans alan bir belediyeyiz. İnşallah Allah nasip ederse çaybaşında o rüzgar türbinlerinin gördüğünü de vatandaşımız görmüş olacak. Bundan ne olacak demeyin. Belediye yıllık ortalama 2016'dan sonra belediyede aydınlatma paraları belediyeler yıllık ortalama aydınlatma parasıyla Çaybaşı Belediyesi ödediği param 1,5 milyona yakın para ödüyor. Aydınlatma parası. Belediyenin hissesine kesecek. Bunun biz şimdi gayret gösteriyoruz. Şimdi bunun rüzgar enerjisi de Almanya, Hollanda en az güneş alan bölge. Hollanda enerjisinin %65'ini rüzgardan üretiyor. Evet. Biz niye üretemeyelim? Keza Almanya'da yine öyle. Güneş keza Almanya'da. Rüzgar enerjisi. Keza Almanya'da. Şimdi biz buraya işte güzel bir tepeye inşallah rüzgar enerjisi, rüzgar türbinleri kurarak bunu Çaybaşı Belediye'miz adına lisansını aldık. Ve inşallah tamamen bir kırsal kalkınmaya da proje yaparak tamamını hibe alarak buraya güzel bir enerji türbini kurarak Çaybaşı Belediyesi'nin kendi ayakları üzerinde duran bir belediye haline getirmek için gayret gösteriyoruz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Emeği geçen tüm belediye personelime çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz onlarla çok zor ve kısıtlı şartlarda imkansızlıkları başarmaya çalışıyoruz. Yani çünkü ilçe belediyesiniz çok öyle bir personel olarak çok teknik bir kadroya sahip değilsin. Bir personel en az 8-10 tane iş yapıyorsun. Ama hepsi Allah razı olsunlar. Gece gündüz biz hiçbir böyle buğz etmeden özveriyle gece gündüz bizimle çalışıyorlar. İşte bu rüzgar enerjisi yapacağımız alanla ilgili en ötü çalışması yaptığımız alanlar. Bu manada gayret gösteriyoruz. Ve velhasıl biz Çaybaşı'nda, turizmde, eğitimde, sanayide, ulaşımda önce ilçelerden bir tanesi olacağız. Belki birçok projeyi bu akşam konuşamadık. Çaybaşı'nın sanayisini konuşamadık. Evet. Yani yapacağımız projelerin birçok hayata geçeceğimiz ufak projeleri konuşamadık. Zaman yetmedi çünkü. Yani 2 saat zaman değil, 1-2 saat daha olsa Çaybaşı'nı konuşmaya yetmeyecek. Gerçekten de öyleymiş diyebiliriz. Buna emin olun.
Bizim işimiz bak Çaybaşı'nda hem İlköz'e sanayi sitesi yapacağız. İmal planlarımızı bak tamamen ihale yaptırdım. Toplam 2 milyona yakın Çaybaşı'nın imal planları ve yayladaki bu yapacağımız turizm alanına imal planlarını 1000 lira Çaybaşı Belediye Kasası'ndan para ödemedik. Tamamen %100 İller Bankası kanalından tamamen hibe yaptırdım. Bunlar Çaybaşı'mızın işte planlamayı yaptığımızda önümüze alacağımız hızlı adımlardan bir tanesi. İşte bu turizm alanlarında şu an imal planları yapılmış olsa hiç daha hızlı adım atıyoruz. Yani çünkü planlama yapmadan, imal planı olmadan bunları yapma şansın yok. Bunun gibi birçok sosyal projede, mesela Büyükşehir'imizin yapmış olduğu öğrencilerimizle ilgili sosyal projeler, hanım kardeşlerimizle yaptığımız sosyal proje, festivallerimiz, mesela onlar hiçbir gün konuşamadık. Evet. Emin olun bu kadar daha zaman olsa zaman yetmeyecek. Ama ben vaktimizin dolduğuna herhalde doldum. Evet. Yönetmen arkadaşımız bize özellikle onu istirham ediyor. Ben ekranları başta bizi izleyen tüm hemşehrilerimize en sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Dualarını bizden esirgemesinler. Biz her birini ayrı ayrı seviyoruz. Asla kimseye bir kırgınlığımız, kızgınlığımız olmadığını ifade etmek istiyorum. Tüm muhtarlarımla beraber, belediye meclislerimle beraber, personelimle beraber, parti teşkilatımızla beraber bir uyum ve ahenk içerisinde çalışmaya gayret gösteriyoruz. Hem Çaybaşı'mızın ayağa kalkma noktasında, ilçemizin tüm merkeziyle, hem aşağısıyla, hem yukarısıyla, hem mahalleleriyle tamamen ayağa kalkma noktasında gece gündüz çalıştığımızı, bu konuda mesai harcadığımızı ve efor harcadığımızı biliyorlar. Bir daha tekrar hatırlatma noktasında hatırlatmış olayım diyorum. Sadece benim bir tane oğlum var. Özellikle yani ona selam yollamadan programı kapatırsam bana mutlaka şey televizyonun başında bekliyor. Babam bana selam. Bir tane engelli çocuğum var. Özellikle benden mutlaka bir selam ister. Ben oğlum Abdullah'a, çocuklarıma, kızıma veya tüm çocuklarıma en kalbi duygularımı ve muhabbetlerimi ekranları başında bizi izleyen hemşehrilerimize Abdullah'a biz de selam yolluyoruz. Evet, iletmek istiyorum. Abdullah'ı çok seviyoruz. Çocuklarımızı hep seviyoruz. Abdullah'ın sevgisi daha çok farklı. Çünkü eve vardığımda mutlaka bana baba selam yollayacak mısın diyor sabahleyin. Ben o vebali de ödemiş oldum, borcu ödemiş oldum. Tüm hemşehrilerimize bizlere bu gece evinde misafir ettiler. Belki üzdüğümüz, kırdığımız hemşehrilerimiz varsa hepsinden kamuoyunda ve halkımız önünde özür dileriz. Bu manada yapılacak projelerimiz noktasında hep beraber bir tarafından onlar tutacak, bir tarafından biz tutarak Çaybaşı'mızı beraber inşa edeceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz seçim beyannamemizde ne söz vermişsek Büyükşehir Belediye Başkanımız dahil ve bizler dahil bir yerine getireceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu ve tereddüt olmasın. Biz kimseye pabuç bırakacak birisi değiliz. Ne yaptığımızı, ne ettiğimizi de, ne konuştuğumuzu, nerede ne söylediğimizi de iyi bilen insanlardan bir tanesiyiz. Ve zaten kamuoyunda da vatandaşımızdan bu desteği bu zamana kadar almıştık. Almaya da gayret gösteriyoruz. Vatandaşımızın teveccühü bittiği yerde de vatandaşımızın amaneti gidip teslim etme noktasında bunu da bu ahanki de bilen kardeşlerinden bir tanesiyim. Makamlar gelici geçici. İnşallah o makamda hoş bir daha bırakabilsek en mutlu, en bahtiyar insanlardan bir tanesi ben olurum diye düşünüyorum. Biz her ay muhtarlarımızla toplantı yapıyoruz. Her ay düzenli. Salı günleri. Yani bu yıl 2 ay yapamadık. Bir kendi rahatsızlığımdan dolayı geçmiş olsun. Seçim aritmetiğinden dolayı yapamadım ama her ay düzenli olarak tüm muhtar arkadaşlarımıza uyum için çalışıyoruz. Belediye meclis üyelerimize uyum için çalışıyoruz. Yani bu uyumun da ilçeye bir ahenk getiriyor. Ya sıkıntılar yok mu? Mutlaka olacak yani. Problem yoksa o da işler iyi gitmiyor demektir yani. Ama biz problemi çözme noktasında çözüm üretim merkeziyiz. Bu manada evine misafir olduğumuz tüm hemşehrilerimize, tüm kardeşlerimize en sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Huzur ve sağlık içerisinde bir kış geçirmelerini, hiç bu konuda rahat olmalarını özellikle istirham ediyorum. Çaybaşı Belediyesi hemen bir telefon kadar, bir alo diyecek kadar yanı başlarında, evin yanında yattıklarını unutmasınlar. Çaybaşı Belediyesi evinin yanlarında yatıyor ve evin yanlarında kalkıyor. Bu manada tüm hemşehrilerimize hayırlı akşamlar, hayırlı, iyi bir kış geçirmeni Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Evet, Sayın Yanık çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam programımıza katıldınız. Keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Gördük ki Çaybaşı ilçesi sessiz ama hızlı bir değişim içerisinde. Bizler de yakından takip edeceğiz. Projeci bir belediye başkanı var Çaybaşı ilçesinin. Biz de tüm projelerinizde şimdiden başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı geceler. Böyle bir yayını bize imkanı sunduğunuz için tüm Kanal 2 ailesine, tüm kameramanlara, tüm yönetim kurulu başkanımıza ve genel müdürümüze huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Sesimizi halkımızla buluşturdunuz. Rabbim sizin de ufkunuzu ve bahtınızı açık etsin. Yani. Teşekkür ediyoruz.
Efendim bu akşam da Başkanın Günlüğü programının sonuna geldik. Hafta içi her salı akşamı saatler 20'yi gösterdiğinde evlerinize misafir oluyoruz. Bu akşamlık bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuklarla tekrar buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.